ki strike atsam ben kanalını kapattırabiliyorum zaten. Hadi çoluk çocukla uğraşmıyoruz. Strike atıyor, sonra da gelip mesaj atıyorlar. Abi lütfen affet diye. Garip garip işler, abuk sabuk durumlar ya. Bizim Kenny bayıldı mı acaba? Herkes o da bayılar şey oldu. Yok gelemedi galiba değil mi ha? Yok şu sol tarafta uyudu. Tam burada. Buradaydı değil mi? Aynen. Dem 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 dem. Bam 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 bam. Tam 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 tam. Ya Eser kankam sen yayında mısın ya? Ya sen benim malikanemin masasını niye komple kaldırdın ya? Sen benim malikanemin masasını komple niye kaldırıyorsun kardeşim? Sen yani benim masama ne yaptın ya? Sen benim masama ne yaptın ya? Masam yok. Mağdurum ya. Aga masaya ekledik de orada garip işler olmuş diyor. Yani siz kime gitti ya benim? Oğlum Sıraç siz burada kalın. Biz Kenny ile gideceğiz. Tamam. Benim tersi kime gitti arabada? Gel Kenny. Abi ben Palermo'da yaşıyorum. Burada 21 yaşında bir sürücü kadına çarptı. Ağır yaralandı kadın. Ama ölüm olmadı halde hakim 250.000 euro para cezası ve 24 yıl para cezası. 24 yıl para cezası. Güzeller haller. Umarım. Galiba müsaade etti bu sefer. Ya biz toplantının oraya gidelim de sana nasıl olsun. Kemerinizi takın da ne olur ne olmaz. Arkadaşlar bu siyah adam iyice bizim chat'i boşladı değil mi chat? Chat'in iyice mağduriyetini gidermeyen bir adam oldu. Tepkiliyiz ya. Bak masamızı kaldırdım. Masamız yok bizim. Masamız mağduruz biz burada. Chat burada mağdur. Değil mi chat? Oğlum bunun plakası falan bu araba ne güzel anasını satayım ya. Müsaade et de mağdurluğumu gidereyim. Orada ne oluyordu lan öyle? Yarışacaklar herhalde. Yavşaklar mı? Yarışacaklar herhalde. Yavşak da olabilirler Sami. Ne düşünüyorsun bu konuda? Sen öyle diyorsan öyle olur da patron. Aferin lan Sami. Bir arada bir halı saha atalım ya. Atalım patron. Oğlum bu arabanın kapı niye açık kaldı lan Kenny? Atlarız bizimkileri. Vur bakayım. Konuşsanız abi. Evet. Bana telsizden ses gelmiyor ya. Ya beyler yan yanayken de konuşmayın telsizden olur mu? Ne oldu bu arabanın kapısına? Heh tamam. Lanet olası araçlarımızla alalım. O son kullanılan kelime yeniyor mu adamı? Hola amigo. Ey lanet olası Gerardo nereye gittiğini ben biliyorsun adamı. Bilmiyorum amigo bu siyah adamı takip ediyorum. Belki o yolu biliyordur ha. Yeni adamım bu yeşillikler içiliyor mu? Ha? Bilmiyorum amigo bu lanet olası. Bunlar bir takip niye ediyorlar? Hep yolumu kaybediyorum. Uzaklarda arama. Gel benimle. Bunların kafası taşacak gibi herhalde. Her şeye lanet okuyorlar ben anlamadım ki. Vader Bey biz geldik ama nerededir acaba toplantıya? Victor Bey son dakika bir pürüz oluştu. Biz toplantı yerini değiştirdik bizim malikane olarak. Bizim malikanenin arka tarafında güzel bir yer var. Oraya geçtik. Carlos Bey de burada. Kendisi de geldi. Tamam geliyorum şimdi. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Son dakika geleceğim bir olaydı. Yok haber vermediniz. İstemiyorsanız gelmeyelim. Yok mailden ben yazdım aslında. Ha, mail yani e-posta attım. Evet evet mail attım. E-postadan yazdım. Tamam sağ olun. Bekliyoruz. Lan ne mail atıyorsun anasını satayım telefonumuz var arasana bizi bir adam. Ne olmuş adamın? Toplantı yerine mi değişmiş amigo? Oğlum bunlar benimle niye diyalog kuruyor lan? Ömer Korkmaz 10 kişiye abonelik hediye etmiş. Eyvallah Ömerciğim. Haber lan Martin. Arabam burada mı amigo? Hadi gidelim amigo bu lanet olası yerden. Hiç sevmemiştim. Amigo. Gel bir şey göstereceğim sana. Ben ama amigo. Bu gelip bana takılıyor bunlar. Oğlum aşık mısınız lan? Gidin lan peşimden. Oğlum Kenny. Efendim baba. Ne lan senin bu beyaz yakalı gibi olmuşsun? İşe mi girdin hayırdır? Ya önüme gelen gömleği giydim baba. Kal orada, kal orada, kal orada. Geliyorum, geliyorum. Kal orada, kal orada, kal orada. Kartel 0850 kişi abonelik hediye etmiş. Eyvallah Kartel 08. Adam Kartel Kartel. Şu Continental'in malikaneyi işaretlesenize. Eyvallah Kartel, çok sağ ol. Sarçel 10 kişiye abonelik hediye etmiş, sağ ol Sarçel. Adam Kartel Kartel. O zaman bütün chatte bir adam Kartel Kartel alalım mı chat? Baronumuz mağduriyeti gidermiş. Yazılmamış. Bak, baronu kullanma. Benim masamı geri getir. Vay amına, ne oluyor lan? Lan mağdurum yine. Yine mağdurum yine, bak gördün. Az daha ölüyordum. Az daha ölüyordum. Ya sikeceğim ya. Oğlum ölüyordum lan az daha. Ya push bu herif ya. Oğlum araba bir anda beni attı arasına. Optimus Prime'a dönüştü araba bir anda. Yine binilmiyor mu? Yok ya. Evet. Amına koyacağım böyle. Push da özellikle yok. Bana yapıyor yani. Hani. Yine başladı. Yine siz binebiliyor musunuz arabaya? Yok ben de binemiyorum. Atladım. Ben bir araba çağırayım mı? Bak. Bir dene bakalım. Bir tane eleman bunlar arabayla geziyor çünkü. Tek bunu bakalım. Bu sefer de o arabayı bozacak ki. Gelmedi. Dur ben çağır. Garajda değil diyor. Ben çağırayım. Ne garajda değil mi? Aha çağırdım ben. Bu ne ya? Dene bakalım. Şoförüne binilmiyor ki bunun da. Arkadaşlar demek ki ID ile falan alakası yok. Herkese yapabiliyor istediği zaman. Direkt. Oğlum hile olan adam bari güzel bir şey yap. Yani bizi bir arabaya dönüştür. Şunlara bak da sen ya. Oğlum bunlar da oğlum. Bak bu da gitti. Amigolar olmuş. Oğlum herifler bok yedirsin. Dedim o kadar lanet okursan başına bu gelirdi. Hadi onlar okudu, biz ne yaptık? Burada yapalım tablan. Hayır bizi alıp götürsünler bari oraya ya. Eser kankam bizi bari oraya bir teleport edin ya. Birazdan yine komşuyla bayılırız herhalde. Aa onlar da mı bilemiyor acaba aracını? Ulan aynen. Ya da bütün şehire mi yaptı şu an acaba? O bütün şehire yaptı şu anda. Sorayım mı acaba? Yo onlar da binemiyorlar ki. Onlar da uğraşıyorlar şu an. Evet bütün bak, şehre yan koltuğa geçti. Patates yaptı. Yan koltuğa geçti gibi attı. Kenny'yi uyuttu da galiba bir de. Uyudun mu lan? Ne oldu lan Kenny'ye? Arkadaşlar ID ile ilgisi yok. Şu an diğerlerini herkes yaptı bak. Yok. Ya yine şey yapıyor ki. Az önce komple şehir gittiydi. Bu arabanın kaputunu kim açtı? Ha bak aha, bu gidiyor mesela. Onlar şurası kurtuldu. Gidiyor. Ha gitti sıçtı. Gördün mü? O da gitti. Kapımızı açtık. Demek ki bunu dememizi bekliyormuş. Bagajı açınca ne oluyor la Kenny? Crash mi verdi? Dedenin durumu iyi mi? Şuraya direkt masa atsın ha, burada yapalım tatlı. Ha tam yazıyordum bizi oraya teleport edin bari diye. Tamam teleport ettiler. Olur. Gel hızlı servis. Daha iyi oldu böyle iyi. Ben bir an uyuyakaldın sen zannettim patron. Yok yok. Toplantı için dağları deldik. Yolları açtık geldik. Oo, beni şu anda olduğum yerde durdur. Yok, az önce sen arabaya yaslanıyordun ya patron, o ondan oluyor. Öyle mi diyorsun? Ellerini kaldır, aynen. Ellerini kaldırdığında düzeliyor. Ha, olabilir. Tekrar olabilir. Ediyor sürekli o muhabbet. Olabilir. İlk ismi Cüneyt kankam ya. Ram dam 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 ram dam 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 ram dam daram dam. Ha aynen aynen Cüneyt kankam. Bir arada bir tane salak vardı ya, ses çıkarıyordu. O ses çıkarmasın diye şey, bir şey yapıyordu arabada, bir şey, arabadan inmiyorduk, hatırladın mı? Onun gibi oldu anasını satayım, çok komikti la o gün. Evet, en güzeli Transformers hilesi. Bence de en güzeli hile o. O komik bir hile yani. Bunlar tam mal hilesi de o komik. Onun yine bir esprisi var. Arabaya dönüşüyorsun anasını satayım. Patron sen bir gel istersen, bir şey deneyecek galiba. Tamam. Martin. Şeye bir kap dışarıya, yolun oraya gidelim de. Dam 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 dam. Ben tam dur, ben gideyim patron. Tamam. Şey beni şey. Yanlış anlaşılma olmasın. Dışarıdakilerle sohbet etsinler ya. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Arkadaşlar dışarıda bekliyorum. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, bir maymunla uğraştığımız için anca gelebildik. Hoş geldin. Hoş bulduk Carlos Bey, nasılsın? İyi dostum, sen nasılsın? İyi, özleştik ya. Evet, evet. Eski dostlar toplandık tekrardan. Öyle öyle. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oğlum bu ne büyük bir masala. Yuvarlak şövalye masası. Evet beydir. Herhalde eksik yok. Leroy Bey yolda, o geliyor. Max'im burada mı benim? Başlayabiliriz. Siz başlayın. Şimdi toplantıyı sen ayarladın. Sen başla. Sonrasında biz devamını getirelim. Gelen misafirlerimin hepsine hoş geldin diyorum. Davetimi kırmayıp icabet ettikleri için kendilerine birer birer teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı herkese teşekkürlerimi kabul ederse sevinirim. Abi bu voice chat'e sıçayım bok gibi bu ya. Hem yeni gelen arkadaşlarımız, ailelerimize. Böyle yaparsam duyabiliyorum arkadaşlar. Şöyle duyması zor. Hem de benim yapabileceğim ya da arkadaşlarımın, dostlarımın yapabileceği bir şey varsa konuşarak anlaşalım, tanışalım. Herkes hem kendini tanıtmış olur. Herkes herkesi tanımış olur. Kimin ne iş yaptığı belli olur. Toplantı sahibi olduğum için ben kendimden başlayayım. Continental ailesinin patronuyum. Aynı zamanda mekanik, kuyumcu, lojistik, black market, illegal gun shop, galeri, iskele gibi birçok alanda faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Ben şimdilik kendimi tanıtmakla bırakayım. Ondan sonra söyleyeceğimiz bir şey varsa sıra sıra söyleriz. Arkadaşlarım herkes kendilerini tanıtsınlar. Herkes birbirlerini tanısın diyorum ben. O zaman ben başlayayım mı efendim? Tabii başlayabilirsiniz. Hiç duymuyoruz ki anasını satayım ya. Ben Jamie Johnson. Bağırırsa iyi olur ama biz şu an hiçbir şey duymuyoruz. Şu an nasıl, iyi mi? Şu an duyuyoruz evet beyefendi. Evet, tamamdır. Dostum benim ismim Jamie, Jamie Johnson. Southside'da yaşıyoruz. Mahallemin adı 103 Watts Baby Lock Clips. Oğlum bunlar nasıl tipler? Yani sıkıntı yok. Hiç kimseyle bir sıkıntımız ya da derdimiz olsun istemiyoruz. Kendimizde ufak bir çiçek dişiyle uğraşıyoruz. Oğlum bu ne? Dostlarım. Diyeceklerim bu. Merhabalar, merhabalar. Oğlum şunları gördünüz mü? Hoş buldum. Bize koltuk kalmadı herhalde. Sandalye ayarlayalım. Oğlum bu... sandalye ayarlayalım. Gördüğüm en manyak grup bu. Bu ne? Sandalye ayarlayalım. Hemen o koltuğun yanına devam edelim. Anca gelebildik. Malum şehirde bazı tansiyon düşüklükleri yaşıyoruz. Carlos sadece rollerini istiyordu abi. Tansiyon zor da hatırlarsın evet, demiş. Maalesef. Ya geçmişe bazı siktir edin ya. Eksim sağ düzbüt için. Öncelikle sesim geliyor mu herkese arkadaşlar? Evet evet. Biz duyuyoruz yani. Şatar mı lan bu? İsmim Şatar, Şatar El Guzman. Ulan Şatar. Saatli üst ailesinin lideriyim. Şu an için mekanik ve black market işine girdik. Bu işlerde para koşturuyoruz. Yakın zamanda da benim işine girme niyetimiz var. Oğlum bu nasıl bir grup arasındayım? Şunları çok merak ediyorum ya. Tanıdığımız birkaç eski dostlarımız vardı. Onlarla da görüştük, konuştuk. Zamanla bulacağımızı düşünüyorum, ticaret yapacağımızı düşünüyorum. Şatar, sen bir gün sonra server'ı bırakıyorsun dayı. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. İsmim Alexo. Family isim bozuldu. Şu anlık sadece mekaniğimiz var. İlerleyen zamanlarda farklı işlerde koşturabiliriz. Oy. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Hep birlikte arkadaşlar, size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah'a şükür. Oy. Sıra bende herhalde. Ben Carlos ailesinin öncülerinden birisiyim. Dayımın yerine konuşuyorum buraya şu an. Dayımın ve patronun yerine. Şu anlık elimizde bir işletme bulunmuyor ama almayı da düşünüyoruz. Hepinize de teker teker iyi ticaretler yapmayı, iyi masalarda oturmayı... Bunun daha da açılmıyor mu bu sesiyle? Ne kötü bu ya. Yarın değişecekmiş sistem Allah'tan. Hiçbir şey duyulmuyor aslında zaten. Evet, sıra bende sanırım. Evet. Aradan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cesur Bayaz. White Family'nin patronuyum. Şehirde galeri, lojistik, emlak şu anlık sahiplerindenim. İleriki zamanlarda ne olacak bilmiyorum. Şimdi bu işlerle ticaret açıyorum. Düldülü bu server'a gelemez yok. Kimseye de herhangi bir sorunumuz yok. İleriki zamanlarda zaten bol bol görüşeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, öncelikle ben Eren Soykan. Soykan ailesinin patronuyum. Şu an herhangi bir şekilde bir işletmeyle uğraşmıyoruz şehirde. Şehirdeki şerbete göre bir işletmeye gireceğiz. Masada beni tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. Hareketlerden tanışmak isterim. Bütün toplantılar açacağız önce. Mecburen ayağa kalkacağım. Muhtemelen kimse duymuyor çünkü. Harbi, çünkü ben bile duyamıyorum yani. Şöyle çıkıp biraz öne geçmem lazım. İsmim Osiel Julian. Zetas lideriyim. Bizim de bir mekaniğimiz var arkadaşlar. Pinkeç Motel'in oradaki. Onun haricinde de ileride sizden de destek alabilirsek, biz hepimiz arkadaşlarımla Meksika'dan geldik buraya. Oranın güzel lezzetlerine bir restoran açmayı düşünüyoruz. Kusura bakmayın, biraz geciktik. Tekrardan oraya da hepinizi beklerim. Oldu. Kimse birbirini duymuyor ki. Benden bu kadar. Duyuyor musunuz beni? Duyabiliriz. Evet. Bir şey diyor mu arkadaş, yoksa bizde galiba sıra. Şu gelen arkadaş bir şey diyordu ama duyabildi mi millet bilmiyorum. Demiyor galiba. Oğlum server mı gitti la? Beyler, evet, duyuyor musunuz? Evet, şu an sesimiz gelmiyor. Şu an duyuyoruz değil mi birbirimizi? Duyuyoruz. Tamam. Bitirdiniz mi siz beyefendi? Bayım. Hilecinin şu anda yaşadığı duygu. Salak. Ben ne diyorum, bunlar niye diyorum konuşmuyor ha böyle. Server liste bakalım yeni serverler var mıymış, neler varmış, neler yokmuş. Şöyle bir gezelim bakalım neler varmış. Şöyle eskilerden bir server var mı ya acaba, eskilerden? Eskilerden. Bu server liste gördüğüm en eski serverlara bakalım, benim hatırladığım. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Aa! Kızım bir notla bu odaya geldi. Ne o? Kızımın bir notu var. Almila bir not getirmiş arkadaşlar. Ne demiş? Ellerimle hazırladım. Afiyet olsun babişko. Almila. Almila'dan bana fındık getir. Çerez getirmiş arkadaşlar Almilacığım. Peki Almilacığım, sen bunu getirdin gülüm de bunun bir yanda bir içecek getirmen lazım ya. Öyle bir şey olmuyor. Su mu diyorsun? Hadi bakalım, tamam. Aynen. Bak şu Alfheim çok eski sunucu herhalde. Bu bayağıdır var olan bir sunucu diye biliyorum. El değiştirmiş olabilir belki, bilmiyorum. Sonra şu bu çok eski değil mi? Bu da bayağı yıllardır var. Don't like this. Ondan sonra cama şöyle bir bakalım. Asgard var yine bayağı eski. Evet, başka da bir şey yok galiba. Racon RP. Burada Racon RP. Racon RP. Aldı bicim. Sağ ol, teşekkür ettim. Aziz Allah. Hadi be, açın da girek be. Aktif ver dayı. Aktif ver de girek dayı. Kardeşim ben bu çete yazma etkisi istiyorum siyah adam. Bu çete yazma etkisi istiyorum. Bırak oyunları torpil. Evet, buradan bir önlere bağışımız var. Abi afiyet olsun, ben Continental'denim. Continental'i koyamadım. Continental'denim. Umarım yolumuz rast gider. İnşallah kardeşim, sağ ol. Aha. İşte bu. İşte bu sevgi. Sevgi. Ben gif atamıyorum. Şimdi de gif atabilme yetkisi istiyorum. Torpil. Heh. Bu da olumlu. CX'den bir 100 bitimiz var. Abim 100 bitler sana kurban olsun. Şu askere gidip geleyim. Aramda çok dışladım. Sadece tasarımlara yeniden başlamayı planlıyorum. Başla gülüm, başla. Bir yazı yazmaya ek olarak 10 silah ise. Aynen. Roket atar istiyorum, roket atar. Arkadaşlar ne yiyorum? Şimdi şu benim çok sevdiğim, Tuğba'nın sevmediği bir çerez. Niye sevmiyor bilmiyorum. Bence çok güzel bir çerez. Ballı fıstık. Güzel bir çerez. Şu kaju. Bu da fındık. Bir anda coştum. Büyük babam fındık yerdi. Ya aktif adın dayı. İspanya İngiltere maçı var, final. Hangi gün, ne zaman? Knight Online'a girelim. Server açılana. Arkadaşlar ben Knight Online'ı çocukken oynadım. Çok da hatırlamıyorum. İşte El Morat falan vardı. Bilmem ne vardı falan. Solucan kesiyordun. Yani aslında bir ara Knight Online oynamayı düşünüyorum. Oynasam öğrenebilir miyim acaba? Gerçi çok eski oyun ya. Abi oynayalım. Aktif oynuyorum. Hiç girişme kanka, artık paraya döndü oyun demiş Arda kankam. Kankam kazanacaksak neden olmasın ya? Tuncay'dan bir 100 bitimiz var. Abi yarın araba alıyorum. Nissan Note e-Power Nismo 2020 araba, biliyor musun? Nasıl bilmiyorsan bakalım şimdi. Valla kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Bilmiyorum. Nissan dediğin arabayı hiç duymadım. Bakayım. Nissan Note e-Power 2020 mi dedin? 2020. Vallahi hiç duymadım yani. Bu mu araba? Güzel. Güle güle kullan kral. Abi ne oluyor yine? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Almila'dan yine bir not var. Çarpılmasın. Babam fındığı sever, ezmesini daha çok. Vaa! Vaa! Bak 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 ne yazıyor? Bak bak. Babam fındığı sever, ezmesini daha çok, not Almila. Vaa! 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 Çok abi çok. He? Ha, fındık da getirmiş. bir de fındık getirmiş Almila. Ya bu kız bu işi biliyor ya. Güzel arabaymış kral. Güle güle kullan inşallah. Aktifi verdiler. Girelim. Vallahi Knight Online yani çocukken oynadığım için bildiğim bir oyun değil. Solucan kesiyorduk. Hatırladığım kadarıyla ilk görevlerinde falan. Grafikleri çok kötüydü bir de. Sonradan remake falan remastered geldim oyuna, bilmiyorum. Zıplayamıyordun falan hatırladığım kadarıyla. Zıplama yoktu. Ben biraz oynamıştım. Oynayan arkadaşlarım vardı. Bir tanesi vardı. Bir arkadaşım vardı. 80 level miydi neydi? İşte 80 levelim, şöyleyim, böyleyim, bilmem neyim, atım var falan. Bir şeyler anlattı. Önce arabayı satıp çarı diziyorsun, sonra çarı satıp araba alıyorsun. Oğlum şunu her gördüğümde kopuyorum ben ya bu herifin tipini. Ali. Ali. O şey. Niye gideyim oğlum? Alfonso gel. Toplantı salonundayız Amerika. Evet. Babacım parayla atıyoruz. Esk baba. Bastır parayı atalım. Cici tadımda yumruk. Evet, gelenler geliyor toplantı için. Oğlum bunlar nasıl bir tip? Bunlar nasıl bir grup ya? Bunlar ne? Bunlar kim oğlum, bunlar anasını satayım? Bunlar çok bomba tipler ya. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Leroy, hoş geldin. Hoş buldum. Sandalye çekebilirsin Leroy buraya, hemen yanıma, hiç sıkıntı olmaz. Evet, en son nerede kalmıştık? En son Mitabe'de kalmıştık. Siz bitirmiş miydiniz beyefendi? O ara bayıldı çünkü ortalık. Allah, sanırım bitiremedim. İsterseniz bir tekrarlayın. Çünkü tamam, birisi falan da gelmişti, bir şeyler dedi, duyulmadı çoğu kişinin dediği. Aynen. Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Şu an herkes beni duyabiliyor mu? Herkes beni duyabiliyor mu? Şatar duyabiliyor musun? Evet, evet. Maskeni çıkarabilir misin? Tamam. Uzman maskeni çıkar. Arkadaşlar biz Zeta ekibiyiz. İsmim Osiel. Osiel Julian. Bir mekanik işletmemiz var. O ne oğlum? Joker var lan orada. Kendimizce mekaniğimizde takılıyoruz. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyoruz şu an için. Onun dışında ileride sayın sizlerin de desteğini alırsak biz Meksikalıyız. Meksika'nın güzel lezzetlerini getirip bir restoran açmayı düşünüyoruz. Onun haricinde başka bir şeyimiz yok. Devam edebilirsiniz bir tabii. Şöyle biraz yaklaşayım. Diğer tarafı duyamıyor olabilir. Duyuyor musunuz şu an acaba? Duyuyoruz. Herkese iyi akşamlar. Ben Vito Salvatore. Salvatore Holding olarak birçok iş yapıyoruz. Emlak şirketimiz, mekaniğimiz ve bir silahçımız var. Bu konularda sizlerle işbirliği yapmak isteriz. Daha önce Carlos Bey'le geçmişe dayalı bir dostluğumuz vardır. Kendisini severim, kendisi de beni sever diye düşünüyorum. Onunla yeniden evet, duygularımız karşılıklı dostum. Birlikte çalışacağımız için mutluyum. Şehirde de eski dostlarımızı görüyoruz. Bu masada da birkaçını şimdi ilk kez gördüm. Umarım bu şehirde güzel bir hayat süreriz hep birlikte. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ben de gelmişken kendime bir anlatayım. Sen bir anlat dayı. İsmim Santo. Sokaklardan geliyorum. Arkamda da ilk kardeşim bulunuyor. İleride bir mekanik açmayı düşünüyoruz. Gelecek yani elimize. Şimdilik bu kadar, öyle değil. Teşekkür ederiz. Benim adım Müsamettin. Soyadım Karadağ. Karadağ ailesinin patronuyum. Şu anda elimizde bir herhangi bir işletme yok ama yakında elimize geçecektir illa. Sizinle de her türlü işletmeye açığız yani. Her türlü anlaşmaya açığız. Teşekkür ederiz. Herkese öncelikle iyi akşamlar. İsmim Max Frey. Rebels ailesinin patronuyum. Carlos Bey, sizi gördüğüme tekrar çok sevindim ben de aynı zamanda. Teşekkür ederim eski dostum. Şu anda mekanik bir Black Market ve tadilatını bitmesini beklediğimiz bir emlak işletmesinin sahibiyiz. Masadaki herkes de ticari konularda anlaşmaya açayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Benim Artur Rastov. Rastov ailesinin patronuyum. Tanışma faslı bitmiştir umarım. Rastov ailesi devam ediyor Carlos Bey. Tamamdır. Dostum biraz bağırabilirsen iyi olur. Ben duymuyorum kendisini de. Şu an duyuyor musunuz? Evet. Duyan var mı? İsmi Artur Rastov. Rastov ailesinin patronuyum. Gun shop'umuz var. Ticari anlaşmalar açıyoruz her türlü. Joker ailesinin patronuyum, tokatlıyor. Teşekkür ederiz. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Herkes kendisini tanıttı galiba. Artık iyice duyamıyorum. Ben yoktum. Ben Carlito. Mahşer Ailesi liderisiyim. Ne? Herkes de... Evet, Vader var mı farklı bir kişi? Tek Carlito Bey konuşuyor şu an. Carlito biraz... Ya o Eser kankam, sen nasıl bu voice chat'le açtın bu server'ı? Senin gözünün yağını yalayayım. Sen nasıl böyle açtın bunu ya? Şimdi daha öldük duyacağız diye ya. Duyamayan var mı içinizde? Bir daha bir alırsanız iyi olur beyefendi. Olur. Ben mahşer lideri Carlito. Mahşer lideri ne oğlum? Herkes de şahsi veya burada tanıştığıma memnun oldum. Herkes de her anlaşmaya açığım. Herkes saygıyı gösterdikçe saygı görür. Elimizde şu anda bir gun shop var. İleride ne olacağı belli değil. Herkese tekrardan şehre hoş geldin diyorum. Teşekkür ederiz. Ben mahşer savaşçısı Carlito. Amerikan güreşi yapmayı severim. Leroy gelmişti sonradan. Herkese hayırlı akşamlar. Leroy Barnes ben. Barnes ailesinin patronuyum. İyi la, bir sürü aile var ha. Elimizde şu an aktif olarak gun shop, mekanik, emlak, illegal mekanik de yakında geliyor. Siz değerli aile patronlarına... Çok komik oğlum şu. Sevgi ve saygı sunuyorum. Bu adam çok komik şunlar. Ticari amaçlı tiplere bir bak. Sürece ticaret yaparız. Hiçbir problem olmaz. Tiplere bak. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Oğlum bu nasıl bir... Teşekkür ederiz. İnanamıyorum, ayaklara bak. Kendini tanıtmayan kalmadı sanırsam. Sanırım biz kaldık dostum. O ne? Ha, evet. Sanırım biz kaldık dostum. Alfonso Cortez. Siktir git Alfonso. Şu şekilde bir açıklama yapmak istemem. Alfonso Cortez. Bir adet çiçekçimiz. Onun yanında bir tane de mekanimiz var. Her türlü ticari dosya, her türlü anlaşma ihtiyacımız var. Bunu baştan söyleyeyim. Bunun yanında bizimle beraber konuşup sohbet etmek için mekanlarımızda herkesi bekleriz. Bekledim, herhangi bir şey yoktur. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizin bir şey var mı? Anlamadığınız bir şey varsa tercüme olarak tanım. Evet, evet, anlamadıysa. Beyefendi, sizin konuşma üslubunuz böyle mi, yoksa bu bir tarz mı acaba? Bu aslında üslup da bir tarz değil midir? Yani siz, bu mudur sizin jargonunuz? Bu tabii ki. Anladım. Tamam, tamam, teşekkür ederim. Tamamdır. Güzel. Sanırsam yok. Teşekkür ederiz. Evet, Carlos Bey. Evet, Bey'dir. Çok komik arası. Toplanma amacın neydi? Sen onlardan bahset. Sonrasında şehirle alakalı bahsettiği şeyleri ben cevaplayayım dostum. Tabii ki de Carlos Bey. Bir de öncelik... şunu söyleyeyim. Korumalarınızı ön bahçeye yönlendirir misiniz arkadaşlar? Hepiniz. Bizim korumamız yok ki. Anakin, sol tarafta. Öteki tarafa gitseniz, ön tarafa gidin. Helikopter pistinin önüne doğru gidin. Helikopter pistinin oraya doğru gidin. Carlos Bey şöyle başlayayım ben. Kulağım bakınca görmeyeceğim ben. Öncelik amacım yeni gelenlerle hoş geldin demek. Tanışmayanları tanıştırmak. Tanımadığımı tanımak. Kendi ailemin stratejisi ve yapacakları hakkında bilgi verebilmekti. Şimdi öncelikle benim düzenlemiş olduğum geçen senelerde bir açık arttırma. Bitcoin araç olmak üzere 3 adet, genellikle 4 de olabiliyor bu. Açık arttırma düzenliyorum belirli tarihler ve belirli zaman aralıklarıyla. Bu açık arttırmaya sizleri bugün toplantıya geldiğiniz gibi olduğu zaman o açık arttırmaya da teşrif etmeniz dileğiyle hepinizi davet edeceğim. Tarih belli olduğunda posta kutularınıza birer davetiye bırakacağım. Çok güzel, zevkli dakikalar yaşıyoruz. Çok kıyasaya rekabet geçiyor. Tabii en fazla veren alıyor. Orada birazcık para konuşuyor. Onun haricinde zaman zaman iskelede düzenlemiş olduğumuz partiler oluyor. Bu partiler kendi adıma düzenlediğim için yiyecekler ve içecekler ücretsiz oluyor. Giriş de ücretsiz oluyor. Misafirlerimiz orada yorgunluklarını atsınlar. Şehirden, o yoğun tempodan uzaklaşıp bir an olsun eğlenceye vakit bulabilsinler diye düzenlediğimiz etkinliklerden oluyor. Kenny'nin sorusu, para var mı var? Söz konu değil. Onun haricinde Zeta ailesinin bir lokanta planı, projesi var. Onu duyduğuma çok sevindim. Bu tarz plan ve projeleri desteklerim. Maddi anlamda Continental ailesi olarak sponsorun olmayı kabul ediyorum. Herhangi çok bir paraya ihtiyacın olduğunda yanıma gelmen ya da beni araman yeterli. Seni yanıma kadar yoracak bir insan değilim. Kesinlikle beni aradığın zaman... Oğlum ne kim aradam lan bu adam? ...desteği vereceğimden şüphen olmasın. Çok sağ ol dostum. Rica ederim. Bize de sponsor olsun dayı. Kimseyle, hiçbir aileyle... 100 kişiye abonelik hediye. Herhangi bir sıkıntım yok. Saygı ve sevgi benim için en önemli faktörlerden bir tanesidir. saygısızlığa tahammülüm çok fazla yoktur. Görüyorum ki masadaki herkes, hem Southside'ın değerli sakinleri hem bizler iş adamları olarak herkes saygılı. Ve bu çizgiyi bozmayacağını ümit ediyorum ve bozmayacaktır da. Aramızdaki sıkıntılar elbet olacaktır. Kalabalığız. Bazen şehrin bir sokağında ya da bir şirketin plazasında denk gelebiliriz. Ya da bizim çalışanlarımız denk gelebilir. Aralarında bir sürtüşme de yaşayabilir. Bunların hepsini öncelikle ben konuşarak çözme taraftarıyım. Bu tarz toplantıları sizler ya da bir başka bir kişi de düzenleyebilir. Oraya geliriz, orada da konuşabiliriz. Buradaki önceliğimiz ticaret. Çünkü herkes önce kendi kesesini doldurmak ister. Burada bu konuda benim söyleyebileceklerim, hepinize her konuda yardımcı olabilirim ticari konuda. Benimle ticaret yapmak zevklidir. Ben çünkü karşı taraftan ne kadar çok kazanacağım diye değil, bu ticaret bana nasıl bir dostluk kazandıracak diye bakan bir insanım. Parayı bir şekilde kazanırım. Paranın benim için çok fazla bir önemi yoktur. Ama bir dost kazanırsam kazandığım paradan 10 kat daha değerlidir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Carlos Bey, sizin ekleyecekleriniz ya da arkadaşlarımın, dostlarımın, misafirlerimin Carlos Bey'e soracakları varsa Carlos Bey cevaplayacaktır. Uygun gördüğü takdirde. Carlos Bey, benim bir sorum var. Tabii ki. Şimdi bugün bir dedikodu duydum bu lojistiklerle alakalı. Silahçı arkadaşlara sadece 25 adet tabanca inecek gibi bir duyum var. Bu evet. Doğru mudur? 25 çok az değil midir sizce? Yani sipariş sınırlaması var. 25 adetle. Bizim yurt dışından gelen mallarımız ona göre geliyor. 25 bence ideal. Bir silahçı 25 tabanca diyorsunuz. Evet. Tabii yarısını satma şartıyla. Peki yani sınırsız mı stok, haftada bir durumu mu? Haftada 2 sipariş gelecek. Salı ve cuma günleri. Şimdi şöyle, siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Bu masada bile çok fazla insan var. Benim sadece kendi çalışan sayım 45. Yani ben satacağım 25 silah kendime alırım. Biter silah. O zaman insanlara nasıl silah satılacak? 25 çok az değil mi sizce? Bu kadar insana 25... Siparişlerde artırım olacak. Yani ben bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederim. Çok fazla insan var şehirde. 250 milyon insan yaşıyor. Bu kadar insana 25 silah hiç bulamazlar yani. Kime yetecek bu silah bilmiyorum. 3 tane silahçı olsak 75 silah eder. Ben gider diğer silahçılardan da alırım silahları. Hepsini alırım, biter yani. O yüzden 25 çok az gibi geldi bana. 25 silah kime yetsin dayı ya? Herkes aynı düşüncede mi? Kesinlikle Carlos Bey. Aynı düşüncedeyiz. Katılıyoruz. Aynı düşüncedeyim, evet. Ve bir şey eklemek istiyorum. Beyefendiyi tanımıyorum da. Duyuyor musunuz beni? Bir şey anlatıyor ama hiç duyamıyoruz ki biz kendisini. Bir şey biraz diyor birisi ama. Biraz daha bağırırsa güzel olur ya. Geliyor mu beyefendi sesim? Ben evet, duyuyorum. Diğer taraf duyuyor mu acaba şu an konuşanı? Hayır, duymuyoruz. Bir konuşun beyefendi, bağırın. Bağırarak konuşuyorum ama şu an. Duyuyor musun? En fazla bu kadar arkadaşlar, ses telleri bundan sonralara görüyor ya maalesef. Aga bu TS. O zaman siz söyleyin mi? Biz buraya aktaralım, ne yapalım artık. Öyle yapalım en iyisi. Yani olmadı masanın üstüne doğru isterseniz bir tırmanın, bir şey yapın yani. Şey yapabiliriz, oradaki sandalye sahipleri arkadaşlar. Dur bey, masanız çıkıyor mu? Sıkıntı yoktur inşallah. Çıkın çıkın, problem değil. Yani aldınız mı voice chat'i? Oğlum berbat bu, çalışmıyor bu, düzgün bir şey değil bu. Arkadaşlar sesim geliyor mu şimdi bütün herkese? Geliyor. Yani az önce beyefendinin bahsettiği gibi bence 25 silah az. Carlos Bey, bu duruma bu şekilde bir çözüm getirebilirsiniz. En azından gun shop sahipleri kendilerine ek olarak bir her hafta 15, yani toplamda 30 silah indirsin satacak silahla harici. En azından bu şekilde gun shop sahipleri de kendi silahını karşılar. Bizlere de silah karşılar. Bunun bir de kaybettiğimiz tarafını düşünürsek en kötü 50 olması lazım onun. Kaybettiğiniz taraf o size bağlı. O yine bize bağlı da. Göstereceksiniz dostum. Şimdi şu şekilde belirteyim size. İlk sevkiyatta arttırım olur. Sonrasında bu durum tekrardan bir değerlendirilir. İlk sevkiyatlarınızda 25 sınır değil. Sevkiyatlar geldiği zaman size bunun bilgisini veririz. Ne kadar sipariş geçebileceğinize dair. Onun üzerinden tekrardan konuşuruz. Peki Sayın Carlos Bey, bir şey daha sorabilir miyim? Çok az baba. Evet. Bu bildiğim kadarıyla şehre silah üreten bir adam gelmiş. Bu adam silah da üretebiliyor mu aynı zamanda? Silah üreten adam. Bu demir çelik falan götürüyoruz bu adama. Evet. Eritip silah yapabiliyor mu bu adam? Evet. Yani o da var aslında. Yani sayı yine şu an makul gibi geldi ya. La dayı 25 silah makul olur mu? Aşırı silahlanmaya karşı bir adamım. Ama bu dediğinizi ilk sevkiyatlarda geçerli kılar. Sonrasında durum tekrardan bir değerlendirilebilir. Bir şey sorabilir miyim peki? Yanlış. Evet. Yanlış bir karar. Buyurun Vader Bey, siz söyleyin ben söylerim. Gun shop'ların elindeki silah kotasıyla alakalı benim düşüncem. Psikopat Sıraç. Takribi 5 tane gun shop olsa 25 tane silah sipariş edebilse bu 125 silah yapar. Ben hepsini alırım. Haftada 2 sipariş günü olsa 250 silah yapar. Bunun yarısı satılmak suretiyle 125 silah şehre giriş yapmış olur. Bu sayı arttırılabilir mi? Artmalı. Evet, 30'a belki sizin uygun gördüğünüz takdirde yükseltilebilir. La 30 da çok az. Ama buradaki oran ve orantı dediği gibi arkadaşımın yani 25 ile 30 arasında çok bir fark olmayacağını ben düşünüyorum. Çünkü gun shop işletme sayımız şu anda şehirdeki yeterli gibi duruyor. Bu konuya ek bir şey söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Peki Carlos Bey, Vagos olarak ben bir şey sormak istiyorum. Sor. Sonrasında size veririm. Evet Cesur. Şimdi bu ilk sevkiyatlarda hem sayı yüksek olacak demiştiniz ya. Sesiniz bu ilk sevkiyat... Duymuyor musunuz? Karşı taraf duyuyor mu? Evet duyuyoruz. Duyuyor. Ben de masaya çıkayım mı? Evet. Ben de şu masaya çıkayım. Vader, duyuyor musunuz? Masanı kirlettiler ama. Yok. Onların karşı taraf duyuyordur herhalde. Sıkıntı yok. Bu taraf öyle duyuyor. Şey. Diğer taraf duyuyor mu baylar? Adam bir şey soruyor. Arkadaşlar karşı taraf duyuyor mu? Okey miyiz? Evet. Tamam. Şu çektiğimiz çileye bir bak Allah aşkına ya. Şimdi şöyle diyeceğim. İlk sevkiyat demiştiniz ya ücretsiz olacak diye. Bu sevkiyatın ücreti diğer sevkiyat başında alınacak mıysa direkt hediye, hibe olarak mı olacak? Onu soracağım öncelikle. Bunu manşatlar da bilsin. Ona bakacağız. O şu an belli değil. Bir de şöyle maliyetine göre değişecek o. Evet. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Vito Bey güzel bir yere değindi dedi ya. Diğer gunshoplardan da alırım diye. Bir gunshop başka bir gunshop'a da satabilecek. Başka gunshop olan bir aile satabilecek mi böyle düzeltip? Ya ticaret sizin ticaretiniz beyler. Engelleyemezler ki ben. Antisivil aldım. İlgilendirmez, ben kazandığım paraya bakarım sadece. O zaman... Fakat size verdiğim fiyatın altına düşmeyeceksiniz, üstüne çıkmayacaksınız. Böyle bir duyum alırsam ki bunu sürekli yaşıyoruz. Ha, sabit fiyat mı? O zaman üzücü bir şekilde konuşurum size diyeyim. İlk günden tehdit etmeyeyim kimseyi. Bu sabit fiyat politikası o zaman değil mi Carlos Bey o zaman? Fiyatlar sabit olacak. İndirim veya üstüne çıkılmayacak hiçbir şekilde. Peki hediye edebiliyor muyuz? Atıyorum 10 silah aldıysam bir tane ben hediye edeyim gibi bir olay yapabiliyor muyuz? Stratejiye giriyor o. O da indirim yapılmış gibi bir şey oluyor. Ki sen silah satmazsın zaten Vito, ben seni tanıyorum dostum. Bana silah kalırsa ben satarım. Sana kalmıyor işte öyle bir sorun. O zaman sıkıntı. Bence oradaki bu sayı 25-30-40 çok az. Şimdi tabii 30-40 da az. Az. Çünkü şehrin şu anki hali bile çok kalabalık. Şimdi bu insanlar buradaki kimse üstüne alınmasın. Bir olaya girecekler, vurulacaklar. Atıyorum adam aldı 15 tane silah. Gidecek. Ondan sonra bu adam bir hafta boşuna nasıl bekleyecek? Bu adamın silaha ihtiyacı olacak. Diğer silahçılar bir günde bütün silahlarını bitirecekler. Bu adam bir hafta ne yapacak şehirde? Tabii silahlara ürettirebilecekleri bir yer var bir de. Beyefendi var da herkes oraya gidip üretebilseydi şehirdeki herkes zaten Carlos Bey gibi takılırdı. O herkesin harcı olan bir iş değil. O bence yüzden biraz uğraşsınlar ya. Sen buyurun. Stratejiyi seven bir insansın dostum. Şimdi herkesin silahlanması buradaki hiç kimsenin işine gelmez. Silah kullanmayı bilen insanların elinde olması daha mantıklı olur. Şimdi şehirdeki sivillerin de silahlandığını, aşırı bir şekilde silahlandığını düşünün. Yani sonunu getiremeyiz biz bu işe. Herkesi öldürmek zorunda kalırız. Öyle de bir durum var. Hani benim, değerlendirirken bu şekilde de değerlendirmeniz gerekiyor. Benim size bu konudaki tavsiyem 50 olmasından yana. 50 bence çok fazla. İşte bittiği zaman bir hafta bekleme süresini göz ardı etmemeniz için diyorum. 2 gün sipariş arası. Salı gün düzeltiyorum. Haftada 2 mi olacak? Evet. Yani haftada salı ve cuma günü inmek suretiyle 25 salı 25 cuma bir gun shop bir haftada 50 tane silah almış oluyor. Sizin dediğiniz gibi oluyor Vito Bey. Anladım. Yani tabii siz bir gözlemleyin isterseniz Carlos Bey. Ben ama yeterli gelmeyeceğini düşünüyorum. Yeterli gelmezse bu konuyu bir daha görüşmek isterim sizinle. Bir daha bir toplantı yapabiliriz bununla alakalı. Ben tamamdır. Dediğim gibi Vito Bey şurada. Yetmez baba biz 45 kişiyiz anasını satayım. 25 sayı 30 olduğu zaman şimdi bakıldığında 5 gun shop'ta bu haftada 300 silah yapar. Yarısı satılsa 150 tanesi şehre girmiş olur. 5 tane gun shop var mı ki? 2 haftada 300 silah girmiş olur. Bu drivers var. Daha durumu iyileştirebilir. Peki Continental size bir sorum olacak. Biz varız 3. Bize gelen fiyatlarda indirim falan söz konusu değil galiba. Evet. Geçen senelerdeki gibi. Barnes varmış 4. Carlos Bey benim bir sorum oldu. Bir de Harold varmış 5. Neyse hadi bakalım. Bu mermi ve zırhlarda herhangi bir sınır olacak mı? Adam açlıktan bayıldı herhalde. Beydir sen niye misafirlerine yemek ikram etmiyorsun? Ya masaları doldurduk aslında ama herhalde şeye daldılar biraz. Sohbete daldılar. Şu arkadaşa hemen bir bakın. Isaac, ilgilenin. Bizim revire götürelim arkadaşı. Tabii tabii. Pietro. Rodrigo buradaysa hemen bir yardım yapsın. Ben yardımcı oldum. Ben tamam. İçeride revirimiz var Carlos Bey. Evet. Evet dostum. Ben şey soracaktım Carlos Bey. Ben konuşuyorum Şatar bu arada. Zırh ve mermi konusunda herhangi bir stok olacak mı? Nasıl yani? Onlarda indirirken herhangi bir sınır olacak mı? Bilet marketlerin sipariş kotasını soruyor. Onlarda da sınır var. Peki onların sayısı belli mi? Kusura bakmayın bir tansiyonum düştü. Çok özür dilerim. Onların sınırlarını da güncelleyebilirim. Onun da bilgisini veririm ben kısa zamanda. Carlos Bey sesim geliyor mu acaba? Evet. Max. Şimdi bu zırh vesaire konusu açılmışken bize bu zırhı sizin bottan en güzellisiniz. Tedarik edeceksiniz yoksa istedikçe çekiyor adam mı bu malzemeleri black market lojistik malzemeleri? Peki bunun hakkındaki düşünceniz hangi süre içerisinde olur bunu bu işler? Yani gemiler limana yaklaştı sayılır. Muhtemelen en geç salı gününe elimizde olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Carlos Bey, bu soru için çok erken. Farkındayım ama hem ben merak ettiğim için hem de masadaki dostlarımın da merak ettiğini düşündüğüm için soracağım. İllegal gun shop'ta satışa başlandığında hangi silahlarla başlayacağız? Efendim? İllegal gun shop'ta satışa başlandığında hangi silahlarla başlayacağız? Onun süresine daha var. Yani yurt dışından hangi silahları ayarlayacağımız belli değil şu an. Ama tahmini söylüyorum. Vektör, Uzi, Teç şeklinde. Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı farklı sorusu olan? Bizim de var bir tane. Ya. Evet dostum. Bu silah fiyatlarından hiç bahsedilmedi ama. Fiyatlar da aynı şekilde mallar geldiğinde. Ha. Tamamdır. Başka bir sorun yok. Ben başka bir şey sormak istiyorum. Carlito yaklaş istersen bu tarafa. Seni de masanın üstüne alalım. Şimdi duyabiliyor mu herkes? Evet. Kendisi ne zaman zarflarında burada bulunacak veya nasıl iletişime geçeceğiz? Bir şeyi ihtiyacımız olduğunda aramak istediğimizde, lan adam önünde kime konuşuyor? Etmek istediğimizde nasıl ulaşacağız? Adama sorsana. Yani şu şekilde söyleyeyim. Vallahi süper Mustafa Efendi. Şehirdeyim. Şehrin merkezi yerlerinde beni göremezsiniz. Numaramı çıkışta paylaşayım. Bir sorun olduğu zaman direkt iletişime geçebilirsiniz. Güzel çünkü Bunu eski zamanda da yaşanmış olanlar vardır. Sizin de daha demin zaten dile getirdiniz. Örnek veriyorum. Benim gunshop'um var. Benden adam silahı aldı. Bir aile olabilir. Bir çete olabilir. Veya bir şahıs olabilir. Olabilir dahi. Ondan sonra bu silah bitti. Hiçbir gunshop'ta silah yok. Bunu el altından 200.000'e satıyor mesela. Yasak oğlum, git şikayet edin. Yok. Ha işte böyle bir noktada mesela size iletişime geçmek için siz veya sizin yardımcınız olur, başka birisi olur. Oğlum bu git desteğe. Carlito sen ne sayko bir adamsın. Dostum ben sürekli dediğim gibi şehirdeyim. Akşam saatlerinde özellikle şehirdeyim. Bir sorun, bir sıkıntı olduğu zaman bunlarla alakalı kanıtlarıyla beraber gelirsen gereken direkt yapılır. Şimdi şehirde burada birçok kişinin de elinde bulunuyordur. Ona o konuya bir değineyim sizi bulmuşken. Emlak mesela. Emlakların belirli bir alım ve verim değerleri var. Duyduğuma göre. Doğru mudur? Evet, doğru. Peki bunun alt limiti varken üst limiti yok mu? Verdiğimiz oranlar sabit. Değişmiyor hiçbir şekilde. Tüm meslekler için geçerli bu. Yani bir örnek verirseniz herkes onu bir anlatsın. Çünkü örnek bu sorun çok yaşanılıyor. Emlakçı %70'den bozuyor. Afaki konuşuyorum şu an. Boğuluyordum lan abi. %80 olmaz. Öyle bir ihtimal yok. %75'ten de bozuyor. Herif de boş yapıyor ya. Öyle bir ihtimal yok. Yani bunlarla ilgili bana kanıt geldiği an işletme kime ait olursa olsun el koyarım. Masadaki insanlara oranın gelirini pay ederim. Olay bu şekilde biter. Ama şimdi kanıt lazım bunun için. Tamam, kanıtın örneğini veriyorum size. Örneğin benim elimde 1 milyon kara para var. Ben gittim Mehmet'e veya Vato Bey'e satacağım. Vato mu? Bunu bana dedi ki senin elinde iyi para var. Ben bunu sana %72'den bozayım. Oğlum ne oluyor ya? Paramı verdi. Bu sizin için yeterli midir? Ben seni anlayamıyorum şu anda. Duyuyor musunuz şu anda? Evet. Dayı seni kimse anlamıyor ya. Ki, ben herhangi birisine, burada emlak olan birisine 10 milyon kara para getirdim. Bana %72'den bozdu. Paramı verdi. Bu sizin için kanıt olarak yeterli mi? Duyabiliyor musunuz beni? Oğlum bu herif ne Carlos anlatıyor Bey. Beyler? Geliyor. Dostum ben seni gene böyle bir... Carlos Bey şöyle söyleyeyim. Ne diyor lan bu? Diyor ki örnek veriyorum %70 sınır ya. Hı-hı. Çok para getirdi %75 yapabiliyor mu, esnetebiliyor mu diyor. Yok fark etmiyor. Miktarın bir önemi yok. Yok yapabiliyor mu değil. Yaptığında bu kanıtı getirsem yetiyor mu? Ya dayı desteğe git, bokunu yiyeyim desteğe git. Yani bu yakana vesaire aracına. İşte ne bileyim o paraların anladım. İçine bir tane kamera yerleştirirsin dizisinden. Getirir gereken direkt yapılır. O da diyor ki paranın anladım. İçine bu diyor güzel. Kamera yerleştir. Bu bütün işletmeler için geçerli değil mi? Kameranın içine para örnek veriyorum bu bir legal işletme için de geçerli. Ya dayı gözünü seveyim git otur ya. Masada görüştüğümüz konuştuğumuz bütün işletmeler için geçerli olan bir durum bu. Bu masada yani... zaten legal bir adam yok. Yok, legalden bahsettiğim şöyle, şehri siz yönetiyorsunuz ya, yanlış anlamadıysam değil mi? Evet. Örnek ben bir arabamı yaptırmak için bir yere gittim ve fiyatta bana iyilik yaptı. Yapabiliyor mu? Dostum bunun cevabını defalarca verdim zaten, yapamıyor. Yani bu konuyla alakalı bir şey sormana gerek yok fazla. Farklı her şeyi netle... üzerinden yardımcı olayım. Anladım. İçin tekrardan sor. Yok dostum bütün işletmelerde geçerli bu olay. Oldu. Benim soracaklarım bu kadar. Teşekkürler. Rica ederim dostum. Farklı bir sorusu olan yoksa eğer daha fazla insanları tutmayalım beyler. Evet evet. Sormak var mı arkadaşlar? Adamın ne anlattığını kimse anladı mı chat? Carlos'u ben sorabilir miyim? Evet. Şimdi bu fiyat muhabbetinde söylemişsiniz herhangi bir şekilde herhangi bir yerde indirim yapılmayacaktır. Peki bunu bizim işletmelerimize gelip direten herhangi bir aile, sivil veya herhangi bir çete olduğunda bunun bir yaptırımı olacak mı? Ona göre biz de dükkanlarımızdaki kamera kayıtları da sizlere görelim. Yani bu konu üzerinden diretip sizi tehdit ediyorlarsa bence vurabiliriz. Söyleyin, mekanlar benim. Beni tehdit ediyor diye algılarım. Gereken neyse onda da yapılır. Tabii, teşekkür ederim. Şimdi hepinize sanki numaramı söyleyeyim. Numaram değişecek. Şu an bu numarayı kullanıyorum. 333 5551 5551'di değil mi? Evet. Güzel olsun, yedi sizi bizle paylaşın da. Sanki Şatar Bey bir şey soracaktı. Olsun. Karşı taraftan söz istediğini. Evet. Tabii Sayın Carlos Bey'in de müsaadesi varsa. Carlos Bey? Bir sorumuz daha var. Tabii ki. Carlos Bey şeyi soracaktım. Biliyorsunuz hani şehirdeki her şeye sahip. Piyasasına da hakimsiniz diye düşünüyorum. Bu fiyatlar konusunda kendi alıcılarınızla ilgili herhangi bir fiyat arttırma olacak mı? Bir de ekstradan kokain iş falan. 331 mi la? Vesaire. Yok be oğlum. Açıkçası biz putra işini seviyoruz. Ben şahsen kendimi kullanmayı da seviyorum. Böyle 333 beyaz eşya işi gelecek mi onu sorayım. 55-51 demedi yeme. Farklı bir şey, şarap da olabilir vesaire. 333-55-51 dedi ya. Zamanlarda yenilikler olacak tabii. Doğru yazdın, doğru. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Sanırsam duyum aldım. Kokain işi var diye biliyorum şu an şehirde. Okey, ben bu konuda da nerede yapıldığıyla alakalı, nerede olduğuyla alakalı bir bilgiye sahibim. Sizinle paylaşırım toplantıdan sonra isterseniz. Çok güzel olur. Yani. Bittiyse gidelim dayı. Sorular bitti. Anladım. Karşıda bir el kaldıran dostumuz var. Buyurun sizi de masaya alalım. Merhaba. Çıkabilirsiniz masaya. Buyurun. Çekin. Masaya. Şu an masadayım ama. Bağırın biraz beyefendi. Biraz bağırırsanız iyi olur ama yani. Şu an bağırıyorum, duyan var mı? Şu an güzel. Bu polisler hakkınızda görüşünüz ne olacak? Onu da öğrenebilir miyiz? Ulan daha ne yaşadın? Şimdi legallerle alakalı herkesin düşüncesi sabittir. Legaller bizim düşmanımız genel olarak baktığımız zaman. Adamlar kendi işini yapıyor, biz kendi işimizi yapıyoruz. Fakat bizi sürekli darlamaya başlarlarsa, bizim ticaretlerimize, bizim oturduğumuz masayla alakalı bilgilere erişmeye çalışırlarsa veya buradan bir dostumuzu büyük bir şekilde baskılarlarsa aynı şekilde cevap vereceğiz. Bu kesin ve net. Onun dışında şehirde belediye başkanı olacağına dair bir şeyler duyduk. Belediye başkanı bizim masamızdan birisi olursa bu bizim işlerimizi çok iyi yönde etkiler. Bununla alakalı herkesle görüşeceğim ayrı belediye başkanlığıyla alakalı. Hı. İçimizden kim olmaz sadece belediye başkanlığıyla. 2 kişi aday olacak. 2 kişiyi beraber belirleyeceğiz. Belediye başkanı olmasında biz yardım edeceğiz ve bizim ticaretimizi o arkadaş hızlandıracak. Yakında bununla alakalı bir görüşme yapacağız tekrardan. Şöyle olsa peki, buradaki bir konsey toplansa direkt burada seçsek belediye başkanı. Nasıl olacak yani oğlum? Tek. Belediye başkanını seçiyoruz arkadaşlar. Ellerinizi koyun bir araya. Toplanıp adayı belirleyeceğiz. Tamam, adayları. Rica ederim. Sağ olun, iyi günler. Bu kişinin hem bütün insanlarla, bütün şehirde sözünün geçmesi gerekiyor. Hem illegal alanda güçlü olması lazım. Hem insanlarla ticaret bağının iyi olması gerekiyor. Öyle bir adam lazım bize. Anladım, teşekkür ederim. Başka herhangi bir sorun yok. Teşekkür ederim. Evet beyler. Ben son olarak sayın dostumun legallerle alakalı tutumunuz ne olacak masadakilerin diye sordu. Ben şöyle belirteyim. Masada herhangi biriyle benim aramın kötü olmasının hiçbir önemi yok. bu şehirde beraber iş yaptığımız Carlos Bey'in masasında oturan herkes için söylüyorum. Ailesi ve aile fertleri için de geçerlidir. Bir polisin kelepçe taktığını gördüğümüz an, Continental ailesi adına konuşuyorum, görüldüğü an Continental ailesi elinden gelen bütün çabayı sarf edip o arkadaşı almak için yardım edecek. Çünkü benim bir tutumum var. Aga bu Continental fazla iyi. Bu kadar iyi sevmezler. Çok iyi iyilik yapmaya çalışıyor. Zaman dolaylı yoldan. Bu kadar iyiliğe ne gerek var dayı? Sana ne, boş ver anasını. Birbirimizin arasındaki olaylardan bahsetmiyorum. Legallerle bizim aramızdaki olan olaylardan bahsediyorum. Buna karşı benim tavrım budur. Nettir. Kesinlikle ve kesinlikle bu masada olan, Carlos Bey'in masasında olan hiçbir aile ferdine polise dokundurtmam. Vallahi işte cennete gitsin. Ulan ne çocuğum, nasıl bir lafmış lan bu? Teşekkür ederim. Vader. Bizim masamızda görmek istediğimiz tutumlar bunlar. Farklı bir şey yoksa toplantı istiyorsan bitir. Olabilir. Kişiye aboneliğe gidelim. Bir şey Allah evet. Sevmişim, sağ ol. Daha demin bir belediye başkanlığı olaraktan bir söz konusu geçti. Hı hı. Ben öncesinden de Şatan'la beraber bu konuyu düşünüyordum. Hani herhangi bir şekilde bir belediye başkanı olarak... Dayı Southside'dan belediye başkanı çıkmaz. Legalleri de birazcık göz ardı ederekten hani bir şeyler yapabilirim diye. Ancak bunun kurallara uygun olup olmadığını bilmediğimiz için açmaya karar vermemiştim. Sonunda eğer uygun görürseniz kendi adıma bir adet parti açmayı planlarım. Ya oğlum! Partinin nosyonu, misyonu herhangi bir şekilde her şey açıktır. Nejo'cum 25 kişi abonelik hediye etmiş. Eyvallah Nejo. Yani bu bütün şehirle alakalı bir seçim olacak. Tabii farklı masamızdan olmayan insanlar da bu konuda aday olacaklar. Umarım bizim masamızdan birisi olur ve bunun için de destek vereceğiz. Aday göstereceğimiz iki kişi üzerinden. Toplantıyı bitir. Mustafa Efem 25 kişi abonelik hediye etmiş. Evet. Adamsın. Ben hiç konuşmadım. Son bir söz alayım sonra bitirelim. Tabii ki dostum. Masada Switch muhabbetine karşı sonu ölüm, bunu biliyoruz ama... Ne muhabbeti diyor? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya ne muhabbeti masadaki... dediniz beyefendi? Duyulmadı tam. Finiç muhabbeti. Finiç yani... mi? Finiç. Muhbir. Muhbirlikten bahsediyor. Muhbir, tamam. Hı -hı. Ne diyor? Finiç mi diyorum, switch mi diyor, ne diyor diyorum ya? Bu muhabbet hakkında hem masanın tutumu hem sizin tutumunuz, bunu öğrenmek isterim. Çünkü bunu bazen yapabilecek arkadaşlar oluyor. Bunlara karşı da bir tutum alalım. Ne düşünüyorsunuz? Yani şu şekilde söyleyeyim dostum sana. Böyle bir durum olduğu zaman masada gördüğün insanlar o kişiye karşı direkt cephe alıp savaşacak. Bunun altından sence kalkabilir mi diyeyim. Bunun altından kalkamaz ama bizi legale ifşaladıktan sonra, switchledikten sonra peki biz legale karşı ne yapacağız? Hepsini temizleyeceğiz. Ya biz onları başka ya onlar bize. Başka çare kalmaz zaten. Yaptıkları basit şeyler ya. Tamam, teşekkürler. Yani şu şekilde bir de cevap vereyim size. Şimdi legallerin silah gücünü buradaki herkes biliyor. Buradaki beni eskiden tanıyan insanlar benim silah gücümü de biliyorlar. Yani onlarla çok rahat bir şekilde baş edebiliriz. O arkadaş da... İyi dedim patron. Ulan Fiko. Bir şekilde bizim peşimizde olanlardan. İyi dedim patron. Ya da Carlos Bey daha öncelerinde olduğu gibi üst düzey bir devlet yetkilisini alıkoyup anlaşmaya zorlarız. Yani temizlettiririz, ne var ne yok. Hangi hayatınızda üst düzey yönetici kaçırdınız lan? Benim olduğum masada sadece kuralı ben koyarım. Sıçarım masanıza. Gelen bütün misafirleri... Böyle bir racon keseyim masayı. Sağ olun. Güzel bir başlangıç oldu şehir için. Ticarette aynı bu güzellikte devam eder. Umuyorum ki. Sizleri daha fazla burada tutmayalım, meşgul etmeyelim. Anakin, hazırlayalım çıkışı. Misafirlerimizi yolcu etsinler. Tamamdır, tamamdır. Bitti değil mi la? Carlos ve sizin de müsaadenizle toplantıyı bitiriyorum. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Hepinizle ayrı ayrı memnun oldum. İyi akşamlar arkadaşlar. Çıkış sağlıyoruz. Amigo arabalar hazırlayın. Herkese iyi akşamlar. Ulan oğlum ne kadar boş bir adamdı ya. Uykum geldi. Uykum geldi. Oğlum adam ne anlatıyor anasını satayım ya. Şimdi gelsene parayı verebiliyor mu parayı? Evlak parayı üstten alabiliyor mu? Niye tavayı? Ne anlatıyor lan bana koydu. Vagos fenaydı bu. Vagos süper dostum. Harika değil mi? Burada acaba çekilmiş var mı ya? Vardır muhtemelen garajları varsa bunlar. Aslan! Burada çekilmiş var mı dostum? Var buyurun. Eyvallah sağ ol. İsim neydi? Abi Röşen Aydınlık. Dostum burada çekilmiş var mı ha? Üstüme çık lanet herif, ben motorcuyum, ben haklıyım, tamam mı? Sağa çek. Dostum motoru çek istersen, araç gelecek. Tamamdır. Tamam amigo, sakin ol, çekilir. Aa amigo ya. Ucum bucam atıyor. Dostum görmüyor musun aracı? Dostum beni ezin, biraz daha dikkatli ol ha. Canım acıdı. Sami binsene yavrum. Dostum gidelim artık hadi. Evet, bir türlü. Kral aç da çıkalım yolu. Amigo sakin ol, çıkacağız yolu. Hadi yol aç amına koyayım. Yol var sakin amına koyayım aç. Ey Allah'ım yarabbim. Kimle görüşecektik Sami? Kozlov muydu? Kozlov patron. Tamam, nereye gideceğiz? Emlaklarımız karşı karşıyaymış. Bizim emlak karşısındaki emlak onlarınmış. Tamam gidelim. Tamam. Sağ ol anacığım, canım anam. Bizim çocuklar mekanikte mi? Mekanikteler onlar. Tamam çocukları da alalım artık. Mekaniğe geliyoruz, hazırlanın. Araçlara binin, konvoy sırasına geçin. Zoris Bey, emlakınıza geliyoruz. Tamamdır. Görüşmek üzere. Çocuklar, silahlanalım. İlk şu mahşere patlayalım. Bence bunlara de. Bir çökelim. Bence bunlara de. Boş adam. Bunlardan bir para alalım ya. Ayak bastı parası. Ha, bir koruma ücreti diyelim. Aynen öyle. 25 silah da çok az bence. 25 silah çok az. Bir de bu söyledikleri silah var ya patron. Şeyde craft'ta ürettiğimiz silahlar. Ha. Onlar boncuk atıyor direkt. Hadi ya. Adama çarpıyor, adam sinek mi çarptı falan yapar yani. Öyle bir şey var o silahlarda. Ya bir de sanki craft yapabilecekler de. İşte. Nasıl diyor craft var. Yavşak yaptıracağız mı biz sana o craft'ı? Aş atıyorlar, tutuyorlar. Ondan sonra alacaklar silah yok şehirde diye. Şehirde 200 milyon insan yaşıyor. Yeter mi bunlara 25 tane silah? Zaten yetmez mi? 5 tane silahçının 3'ü zaten ya çalışacak ya da çalışmayacak. Çalışamayacaklar isteseler de. Çünkü muhtemelen onların silahlarını da biz alacağız. Bize yetmeyecek çünkü silah. Ne? Haydi takipleyin. Beklesinler orada bir. Ha, bekleyin. Bekleyin beyler orada. Ayrılmayın bir yere. Pedro Kozlov emlak. Bakayım. Ulan bunun kapısı nerede oğlum ya? Kemi kapıyı mı dürttün Kenny? Lavım mı öldü ya? Çıkardık o. Oğlum o Vagos ne komikler lan. Binmeyin çocuklar be. Binme gülüm binme. Buglandı araba. Düzeldi. Haydi atlayın. Şimdi Kozlov'la toplantıya gidiyoruz. Patron işaretledim. Tamam. Takip etsin konvoy. Konvoy takip. Kozlov'un patronun adı neymiş? Zoris. Oğlum bizim araçları güzel olmuş ha. Şekiliz ya. Bu araç önceden de kullandığımız bir araç, iyi yani. 4 kişilik. Ne zaman kullandık lan hatırlamıyorum ben. Bayağı eskiden. Bayağı gold zamanları. Ne oldu lan? Ne diyorsun Lopez? Sıçtı sıçtı. Zamanlar o yani. Pedro değil mi lan, bak ben de sıçtım. Lopez'e bir şey diyecektim. Aklım Lopez'e gitti. Ulan Pedro. Ben bu Lopez'e ne diyecektim lan? Bir şey diyecektim, unuttum bak. Ne diyecektim la ben buna? Neresiydi oğlum? Şu sağ taraf. Yalan. Şurası değil mi? Sol taraf. Sol taraf, evet tatlım. Gel böyle, koy araçları gel. Tamam size gidersiniz. 5 kişi arası. Biz hangisini yettireceksek şey. Fark edin araçları. Ulan Lopez! Buyurun patron, vallahi bu sefer ben... Benzin ihtiyacı olan gidip alsın gelsin tekrar. Ne diyeceğimi unuttuğum için Lopez'i dövdüm. İyi yaptın mı Sami, ne diyorsun? İyi yaptın. İyi yaptın değil mi? Bence gayet iyi. Ulan Sami. Ne diyeceğimi unuttuğum için Lopez'i dövdüm. Adamın adı neydi Sami? Zoris. Zoris. Aynen Zoris. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar bayım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zoris Bey'le bir görüşmemiz vardı ama. Evet evet, Zoris ben beyim, memnun oldum. Tabii. Merhabalar Zoris Bey. Memnun oldum ben de. Sami adınızdan çok bahsetti. Öyle mi, ne güzel. Pozitif yönde özellikle. Buyurun geçelim içeri, kapıda kalmayalım. Tabii. Bir de negatif bahsedildi. Sami. Dayı sizin surattaki bu dövmenin manası nedir ya? Size ne olmuş ya? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kanka bir şey yap işte. Oğlum. Nasılsınız efendim öncelikle? İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? İyi diyelim, daha iyi olur. Evinizde, daha doğrusu burası sizin emlakınız herhalde değil mi ofis? Evet evet. Bir ev ası var, dedim eviniz herhalde burası. Kesinlikle biz de onu konuştuk ama maalesef. Anladım. Penthouse tarzı kullanıyoruz bir nevi de. Ne güzel ne güzel. Siz hangi işleri yapıyordunuz acaba, biz tam bakamadık onlara, açık konuşayım. Efendim bizim emlak şirketimiz var. Silahçımız ve mekaniğimiz var. Bu üç işi yürütüyoruz. Çok güzel. Güzel güzel işlerimizi yapacağız. Siz de sanıyorum emlak dışında başka bir şey yok herhalde. Emlak şu an, bir de Lux Club'ımız var. Onun açılışı da yakın zamanda olacak. Öyle mi? Şey... Ne güzel. Evet evet efendim. Hani silahçı almak istiyorduk. Sizde varsa pek ihtiyaç olmayacak gibi duruyor bizim için. Yani şu an şehirde sanıyorum 5 tane silahçı oldu. 6. silahçıyı alırsanız iş yapar mı bilmiyorum, ama sanıyorum kasino boş, kasinodan para kazanabilirsiniz diye düşünüyorum, onu bir düşünebilirsiniz. Lojistik 2 adet, belki 3.'yü düşünebilirsiniz ama ya yeri kalan bir... Çok pardon, lojistiklerden biri müttefiğimiz olduğundan kaynaklı o işe girmek istemedik dostum. Öyle mi? Kiminle çalışıyorsunuz? Cesur Beyler var orada. White. Masada tanıdı. Evet evet White'ler. Sizin için de isterseniz konuşabilirim kendileriyle. Tanışıyoruz özellikle kendileriyle. Bize bir teklifte bulundular, değerlendiriyoruz. Continental'in de bir teklifi olacak çünkü. Bakacağız. Kesinlikle. Neler olur neler biter. Göreceğiz. Nerelisiniz beyefendi? Ben Rus'um. Rus. Neresi Rusya? Evet, evet. Moldova. Ne iş yapıyordunuz Rusya'da? Baba parası yiyordum ben. Aynı şekil babamın mesleğini icra ediyorum. Ne güzel. Ne güzel. Bu dövmenin bir manası var mıdır acaba? Efendim babamdan kalan küçük bir hatıra. Öyle söyleyeyim. Anladım. Biraz vahşet kan seviyordu benim babam da. Evet, onun bana bıraktığı küçük tatlı bir hediye. Güzel bir hediye bırakmış size. Çok güzel gerçekten. Arkadaşlar kardeşiniz mi, eşiniz mi? Kız kardeşim. Yanımda erkek kardeşim. Bir de çocukluk arkadaşım. Memnun oldum. Çok kusura bakmayın, bir telefon geldi, bir açayım. Alo. Alo. Alo Vito Bey merhabalar. Şatar ben, nasılsınız? İyiyim Şatar Bey, sen nasılsın? Tamam teşekkür ederim. Ya numarayı sizin bir arkadaştan aldım da biz emlak için sizle görüşelim diyoruz da müsaitseniz. Tamam, bir toplantıdayım. Ona... Birazdan arayayım seni. Tamam, olur uygun. Tamam, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun, Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, misafirlerimize ikram. Hızlı bir şekilde. Bito Bey, ne içersiniz bu arada? Bir suyunuzu alırım varsa, zahmet olmayacaksa. Tabii ki. Ne zahmet olur. Her gittiğim yerden bedava yiyecek içecek kapayım ben böyle. Biz Sami ile dostluğumuz eskilere dayanıyor. Hani Sami vasıtasıyla sizinle tanışmak istedik. Zaten emlak ofislerimiz de karşı karşıyaymış. En azından evet. Ticarette dostluğumuz da daim olsun. Evet. Yani Sami bahsetti. Dedi kendilere bir görüşme talep ediyorlar. Dedik görüşelim. Yani eski dostlar, eski insanlar bizim için her zaman ön plandadır. Sizinle biz daha önce tanışmadık ama hatırladığım kadarıyla. Evet, sizinle tanışmadık. Umarım sizinle güzel bir dostane ilişki kurarız. İki emlak, komşu, şirket. Birlikte kesinlikle bu şehirde güzel işler yaparız. Sizin çocuklar da sağlam arkadaşlara benziyorlar. Hanımefendiler de keza aynı şekilde çok hanım insanlara benziyorlar. Bu açacağınız gece kulübüne de özellikle biz geliriz. Çünkü ben bu gece kulübü ortamlarını severim. Güzel vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. En çok eğleneceğiniz yer orası olacak. Buna emin olabilirsiniz. La neredesin oğlum? Anladım. Var mı peki başka bir düşünceniz şehirle alakalı şu an gözlemlediğiniz bir durum? Yani şu an biz sadece ticaret yapıyoruz. Dost ediniyoruz. Yani onun harici insanlarla arası kötü olan bir insan değilim. Hep samimi yaklaşırım. Dost olmaya çalışırım. Ama dediğim gibi saygısızlık benim çok hassas noktamdır. Saygıya çok önem veririm. Saygısızlık olduğu zaman da hiçbir zaman esirgemedim hiçbir şey. Anladım. Yani tabii saygı önemli. Sizin de hassas noktanızdır. Yüksek ihtimal. Ya şimdi insanların birbirine karşı olan tutumları beni bağlamaz ama bana olan tutumları ve bana olan üslupları benim beğenmediğim bir şekilde ise tabii ki bu sefer benim de canım sıkılır. O yüzden insanların tanımadıkları insanlarla veya tanıdıkları insanlarla konuşurkenki üsluplarına, saygılarına, tavırlarına dikkat etmesi lazım. Aynı düşünüyoruz yani sizinle. Ama onun dışında bir insan ne yapar, ne eder, beni bağlamaz. Neticede hepimiz abuk sabuk işler yapıyoruz. Hiçbirimiz düzgün insanlar değiliz. Ama bu işleri yaparken karşı tarafa da gerekli profesyonelliğin sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben ekip, bu arkamızdaki arkadaşlar bizim... O adamın adı Zoris miydi? Zoris mi? Bir hata yapar size karşı. Cezasını kesmezseniz seviniriz. Bana getirirseniz zaten ben onu muhakkak hallederim. Her zaman olduğu gibi. Zoris. Sizi de mutlu ederiz o konuda. Çünkü biliyorsunuz ekip bizim ekip, sizin ekip, sizin ekip. Arkadaş can ciğer de olsalar illaki aralarında bir sürtüşme olacaktır. Olmamaları temennimiz iki ekip içinde. Yani böyle bir durum olursa tabii ki Zoris Bey numaralaşırız. Bu konularda tabii birbirimizi bilgilendiririz. Gençler arasında ufak tefek olaylar olabilir. Ama bu olaylar bizim ailemizin adına leke sürmeyecek olaylarsa zaten biz bile bile getirmeyiz ufak tefek meseleleri. Ha baktık biraz sıkıntılı durum, ararım seni, derim ki bak Zoris Bey böyle bir durum var. Sen buna cezayı ver ya da sen beni ararsın. İşte Vito Bey böyle bir olay var. Biz de neyse cezası uygularız. Ama bunun dışında tabii büyük bir olay çıkacağını ben zannetmiyorum aramızda. Kesinlikle. Olursa da oturur karşılıklı konuşuruz. Anlaşabilirsek anlaşırız, anlaşamazsak durumlara bakarız. Ama öyle bir adam gibi durmuyorsunuz, anlaşacağız gibi. Tabii ki. Yüksek ihtimal anlaşırız sizinle. Aynı düşünce yapısına sahibiz çünkü. Ne güzel, ne güzel. Peki var mı gözlemlediğiniz şehirde şu an yamuk yılık diyeyim? Yani şu an hiç denk gelmedim. Hepsiyle çok samimi olduk hatta. Şatar Bey aradı hatta sizi. Onunla da çok samimi olduk. Dün tanışmıştık. Onun harici hiçbiriyle ters düşmedik. Sizin var mıdır acaba? Yok ama bu biraz önce bir toplantıdaydık. Siz yoktunuz galiba orada. Ben mıydınız? Vardım. Sonradan katılım sağladım maalesef. Ha, anladım. Ya orada bu sanıyorum Vagos. Arkadaşın konuşma şekli benim bir garibime gitti. Böyle bir değişik bir tarzı var ama onun da jargonu öyleymiş. Dikkat ettiniz evet mi bilmiyorum. Evet. Kendisiyle bugün biz bir iletişime geçtik. Ufak bir şeyden dolayı karşılaşmıştık öyle söyleyeyim. Yani biraz ama dalga başta geçiyor gibi geldi aynen bana sanki. Yani ilk başta ben de dedim bir sorun mu var? Neden böyle bir yaklaşımda bulunduğunuz falan. Ya benim mizacım böyle. İnsanlar yanlış anlayabiliyor. Benim doğalımda da bu vardır deyince he dedim. Konular farklı. Yani anladım. Adam demek ki böyle bir adam. Yani. Yüksek ihtimal evet. Anladım. Ne diyelim o zaman? Zaten benim pek işim olan mahalleler değil. İşimiz çok çıkmaz Southside'da. Kesinlikle. Ben de hiç sevmem bu arada. Yani o da enteresan bir arkadaş diyelim. Ne diyelim? Baylar bana müsaade. Tabii ki, tabii ki. Misafirliğimiz size oldu. Ben de sizi evimde ağırlamak isterim. Daha sonra muhakkak bir numaralaşalım bu arada. Ben numaramı vereyim size. Tabii ki. Bu telefonunuzun uygulaması açık mı sizde, bu isimleri paylaşabildiğimiz acaba? Evet evet açık. Evet. Ben size yolladım. Benim 1907 ama ben sizi niyeyse bir türlü göremedim. Aşağılarda olabilir mi acaba? Bluetooth kısmında. 1907 ben direkt şu anda gördüm size. Tamam. Ben size numaramı yolladım, bir durum oldu mu haberleşebiliriz. Tabii tabii muhakkak efendim aynı şekilde. Teşekkür ediyorum sağ olun davetiniz için. Rica ederiz. Kendinize çok iyi bakın, iyi akşamlar. Siz de efendim iyi günler. Sağ olun. Eşlik edelim arkadaşlar. İyi akşamlar. Eşlik edelim. Bunlar iyi çocuklara benziyorlar ya. İyi çocuklara benziyorlar. Abi Vagos'un konuşması çok komik oğlum ya. Vagos'un konuşması ultra komik anasını satayım. Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Teşekkürler, iyi akşamlar, hoşçakalın. Vito abi ben size şunu vereyim isterseniz bir bana bakın. Hadi çıkıyoruz. Şunu. Benim araba gitmez. Sağ olasın, teşekkür ederim. Bardağı içi boştu sanki, kusura bakmayın. Sıkıntı yok, eyvallah, hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Çekicisine sıçayım lan, tam kapının önüne geldim arabayı çekti ya. Arabalarınızı çağırın hemen gidenler. Devran burada mı? Devran burada patron. De, gelsin bakayım buraya. Gel bakayım bir patron yani. Devran! Efendim, oğlum bu şeyi kime verdiniz? Emlak işini. Kim bakıyor emlağa? Emlak işi Lopez'e. Sen de mi Lopez? Evet patron. Koçum şu numarayı al. Dur adamı arıyorum şimdi. Alo. Şatar Bey. Telefonda mı görüşelim? Ne yapalım? İstiyorsan aratacağım adamı sana. Benim çocuğum, benim çocuğu. Olur ya da oradaysanız oraya gelelim fark etmez. Ben çocuğu aratıyorum sana. Tamam olur. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Sağ olun, görüşürüz. Şu numarayı kaydet gülüm. Tamamdır patron. 555. Evet. 1975. Tamamdır patron. Bunu ara. Bu adamı geç arka arabalardan birine. Tamam. Bizimle çalışacak emlak konusunda. Tamam, güzel bir anlaşma yap. Anlaşıldı. Tamam hadi. Binin. Niko. Sıraç nerede? Sıraç gelsin bu aracım hadi. Sıraç'ın bir iş çıkmış. Nereye gitmiş ya? Elden patron. Bakarsan abi. Ya Şatar güzel. Takip. Güzel geliyor Şatar. 2 gün sonra arazi yav Şatar. Şatar bunu yapıyor ya. Bam 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 bara bom barum bara bam bam falan mı var acaba? Ondan mı git yapıyor? Anlamadım ki oğlum. Bu hangi çiçekçiyle çalışacağız? Onu konuştunuz mu hiç aranızda? Bizim Sıraçlar biriyle anlaştılar. Benim tam haberim yok. Sıraçlar bozduruyor çünkü onu. Sıraç topluyor direkt malları. Mail at Sıraç'a bir sor bakalım anlaştığı birisi var mı? Mona Lisa Bar neymiş ya? Kenny bir arasana şunu, sarı sayfalarda var. Mona Lisa Bar diye bir yer var. Arayayım mı? Şuna bir gidelim bakalım. Mona Lisa Bar neymiş? Aleykümselam, aleykümselam. Yayınımız güzel değil mi chat? Bir problem yok. İyi güzel maşallah. Yok ulaşılamıyor. Çalıyor ama değil mi? Yok direkt ulaşılamıyor dedim. Yazdım şimdi Sıraç'a. Tamam. Vart ne çocuğum? Bizim çocuklar biliyor mu acaba? Devran, bu çiçekçiyle anlaştınız mı? Herhangi bir çiçekçiyle. Biliyor musun? Bilen var mı çocuklar? Mekan tam burası. Sıraç Erci bilen var mı demek istediğim o. Ama boş değil mi? Yok. Boş. Ulan galiba Ballas'la anlaşmış patron Sıraç. Bizim çocuklar Ballas diye biliyoruz diyorlar. İyi öyleyse. Yani birileri var değil mi sonuçta bunun zaten? Ha, var var. Çiçekçi çok var. Bugün şey Vagos'larda galiba çiçekçi. Bugün sarı sayfalarda ilanlarını gördüm. O değişik konuşanlar var ya. İyi. Sor bakalım bizim oğlana şeye. Lopez'e ne yaptı? Görüştüm adamla. Lopez, Şatar'la görüştünüz mü? Durum? Daha sonra seninle görüşmek istiyormuş patron Black Market'le alakalı bir. Öyle diyorsa görüşelim şu an istiyorsa. Şu an mı görüşmek istiyor? Yarın demiş patron. Tamam, yarın görüşelim o zaman. Ya biz bu adamla tamam, görüşürüz de. Sonra bu adam arazi oluyor anasını satayım. Tam oluyorum ya. Ya adam geliyor, role başlıyoruz, dan niye yok oluyor abi? İşi bağladın değil mi Şatar'la? Anlaşmayı yaptınız. Tamam. Tamam güzel. Anlaşmayı da yapmışlar. Neyse mekaniğe çekelim bari, ne yapalım? İşte silah da yok ki anasını satayım. Bir yere basalım, bir adam bir şey yapalım, yapamıyorsun tabi. Silah olsa gündüzleri çok güzel iş çevireceğiz de. Silah olmadığından hiçbir şey yapamıyoruz istesek de. Yoksa tek başına gidip her tarafta met yapan bir ton adam var. Ya yani bizim evin yanında yapıyor ya sığırlar. Evet. Dün patlattım bunları oğlum. Polisi aradım, dedim korku içindeyim memur bey, dedim bana yardım edin ya. Ne oldu dedi, ya dedim evimin yanından kırmızı dumanlar çıkıyor. Polis bir geldi, ha içine bir sıçtı bunların. Polisler, şerifler bayağı aktif galiba ama. Duyduğum o şekilde yani. Şerifler bayağı millete göz açtırmamaya çalışıyormuş. Silah gelsin. Silah da yok ya. Açarız gözünü. Aile çeteler de öyle çalışıyor millet. Mecbur oğlum, şu anda tam zamanı. Craft yerini biliyor musunuz şimdi Sami? Biliyoruz. Craft yerini biliyoruz evet. Peki orada yapan var mı şu an, bir şey yapılıyor mu? Şu anda sopa yapıp yine başlayacağız patron, yani ilk başlangıcımız yine sopa üzerinden olacak. Üretiliyor mu şu an? Sopayla yükselecek. Üretiliyor galiba. Açılmış komple. Ben daha hiç gitmedim o bölgeye. Bana bugün gönderdiler mesai öncesinde. Mesai sırasında söylediler bana bugün. Tamam. Gidelim bakalım istersen bakalım. İşaretlesene Pedro orayı. Devran! Hatırlamıyorum da okulun oradaydı herhalde. Üniversitenin oradaydı. Devran gelsin buraya. Devran bu arabaya gel. Yok Pedro sen bin, Devran yanıma gelsin, bir şey diyeceğim. Neredesin? Geliyormuş patron Devran. Tamam geldiğinde bir patron arabasının yanına gel. Çocuklar insinler, araçlarda beklemesinler. Araçlardan in. Kaçız bugün sayımız da? Lopez sayımız kaç bugün? Bir bak. Sayımız kaç? Pedro. Sayımız sonradan arttı da bir bakalım. 29 falan galiba. 4'te Devranların araba varsa. Oğlum Kenny ne muhabbetin var ne sohbetin var bugün he. Baba toplantı bitirdi beni. Olan Kenny. Barı yok mu Kenny? Gördüm. Yok baba ya. Niye yok lan? Genç adamsın. Yok ki babiş. Nerede oğlum bu Devran? Devran neredesin oğlum? Telsizde de. Devran'ın gözleri gitti. Dur ben arayayım onu. Oğlum neredesin Devran? Kaptan geldim. Tamam. Devran oğlum iyi misin? Beni bir aradınız ya, ben artık durdum şu an, kaldım böyle. Çok iyi. Kendine gelebilir misin? Sen orada dur. Gelemeyecek kendine. Efendim patron, senin ben dinliyorum böyle. Orada durmak. Evet patron, biraz öne çekseniz, egzozu göremiyorum da evet. Kaç kişi saydınız mı ekip şu an? 35. Şu an? Evet. Tamam, şu anda bir iş yok. Mekaniğe adam ayır. Geri kalanından farma götür. Biz de şu craftları falan bir kontrol edeceğiz. Anlaşıldı patron. Tamam, kendime gelirsem götüreceğim. O zaman başkası götürsün sikintiyse. Düzelir umarım biraz. Niko! Götürürüz biz, buradayız. Tamam, Lopez'le alın götürün. Devran kendine gelince gelsin o da. Tamam patron, sıkıntı yok. Tamam hadi. Bir şey olursa hadi telefonunuz açık olsun. Mesai devam. Tamamdır patron. Pedro işaretle bakayım oğlum şurayı. İşaretledim ben patron. Ha, burası mı? Hı hı, bu işaretli yer. Ulan bu Devran da sikmedik araba bırakmadı. Her arabaya dayıyor yavşak ya. Bilat koyunlara şey yapıyordu. Efendim? Bilat koyun. Ulan Sami. Nereden aklına geldi lan bu? Makyalı geldi patron. Anlamadım, bir daha söyle Lopez. Ulan. Tam balıkçılığa gidin. Çiftçilikle uğraşmayın direkt. Balığa gidin. Şeyleri satmayın bir süre bakayım ya. Bu incileri satmayın. Ben bir şuraya bir bakayım. Ona göre incilerin durumuna, akıbetine karar veririm. Oğlum burası mı lan craft? Bura bura. Emin misiniz? İçerisine böyle? Doğru. Eminiz patron. Lan böyle craft yeri mi olur oğlum? Şehrin göbeğinde. Aynen. Ama buranın altında falandı. Burada sanki. Burada. Aynen ha, burada. Şu aşağıda bile lavuk var ama. Aynen. Abo, aynen. Oğlum burada nasıl bir craft olacak lan? Buraya devamlı vurulur burada, buraya gele. Ana burada ne çatışma çıkacak ha? Ha bu. Bu değil mi? Bu. Ha sopa var ha? Sopa, mermi. Oğlum, mermi de mi üretiliyor burada? Aynen. Mermi daha üretilmiyor galiba, orada daha şey galiba. Sami. Belki şeylerin mermi üretilecekse patron. Oğlum bu hack tableti bize çok lazım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Yine hack tabletini hallederiz. O en basiti bizim için şu an. Peki bu hack tableti eski stilde mi? Adamı buluyor muyuz bundan acaba? Yok. Bu hurda bakır. Hurda parçası. Plastik. Hayır onu yok, değil. Onu bahsettim. İçeriğinden. Muhtemelen yine buluyoruzdur patron. Oğlum, adam bulmalı şekliyle. Başımıza bir aynısıdır ya. Öyleyse ama 3 seviye olmak zor ya. 3 olmak zor. Oğlum ama hack tableti çok inanılmaz kuvvetli bir olay bizim için. Evet. Adamlar zaten rahime kaçıyor anasını satayım. Bununla biz herifin götünü deleriz. Birisi yapması lazım ya. Biz yaparız onu abi yakalanmadan. Oğlum yaparız da böyle bir şey değil. 24 saatle uğraşamam. Yok buradaki ekler biz daha kolay ya. Yani bizim madene abamamız lazım abi. Buradaki bayağı şey kolay. Ya bunu yapmaya gönüllü biri varsa sırf bunun için birini ayarlayalım, seçelim. Çocuğu da yükseltiriz. Ya. Var mı bizim çocuklar? Vardır çok var. Yaparlar bizim çocuklar. Tamam Pedro. Oğlum o zaman sen birini seç. Anlat durumu de, bak bu çok önemli de. Bu çocuğu güzelce destekle ama potansiyeli olan birini seç, tamam mı koçum? Güveniyorum sana. Sağlam bir adam bul. O sadece bunun için uğraşsın. Yani tek işi hack tableti. Onda level yapmak. Ne gerekiyorsa da yardımcı olun yani. Yeni gelenlerden seçme ama. Yok, sonrasından bırakıp gitme mevzusuyla uğraşmayın. Aynen, sağlam birisi olması lazım. Aynen. Var bizim öyle gelecek vadeden çocuklar. İyi bak işte, sen biliyorsun. Ek tableti bizim için çok önemli. Silah falan onlar Sami'de zaten. Onları hallederim ben. Bu millet ne yapıyor şimdi? Yine farmdalar full. Farmdalar, balık tutuyorlar şeyde. Para var mı balık işinde? Balık işinde para var. Yani ağrımaz başım hesabı. Millet gidiyor orada oturduğu yerden hem sohbetini yapıyor hem balığını tutuyor. Şu silahların içeriğini görebilseydim çok tatlı olacaktı. Silahların içeriğini göremiyorum ya. Ne istiyor acaba? İnci mi istiyor, ne istiyor yine? Onu göremiyoruz. Bu inci şey için istiyor, ek tableti için. Silahlarda da istiyordur o zaman muhtemelen. İstiyordur. İnci hack tableti istemiyor, baktım ben. Yok oğlum, baktım şimdi ben. Allah Allah. Orada bir çizelge var. Aşağıda okumamış olabilirsin belki Pedro. Ben parçalara baktım direkt. Ben mi yanlış gördüm bilmiyorum. Belki yanlış gördüm. Burada parçası istiyor, plastik istiyor, bakır istiyor. Allah Allah, öyle görmedik mi chat ya? Direkt ilk başlangıcımız bizim sürekli sopa basarak yükselmek olacak burada. Zaten şu anda seviyeler düşük şeyde seyrediyor. 4 level, 4 level, 6 level. İnci istiyordu değil mi? Muhtemelen biri şey, Sixauer, biri de şey, Glokon 7. Glokon 7 ile Ferrari indirdi. P226 da olabilir, tam emin değilim. Muhtemelen P226'dır ama. Sonrasında onları geliştirerek vektör falan yapacağızdır diye tahmin ediyorum. Kırmızı ile beyaz değil mi? Ben de öyle gördüm, evet. Vektör iyidir yani. Ya vektör trash, bize Teknine'den daha çok iş yapar sanki. Varsa o daha iyi tabii. Satılacakmış illegal silahçı da. O zaman güzel. Aslında bir de illegal silahçı mı olsak ki? Oğlum çok güçlü oluyoruz. Bizim biraz daha böyle yavaş gelişmemiz lazım ki direkt. Patron şehirde zor oluyoruz. Değil ki şu an ekonomi. Yani gayet güzel para kazanılıyor. E işte paramızı kazanarak yapalım, anladın mı? Anladım. Zaten ağlayacaklar. O da doğru. Ondan sonra bizim depoda 50 vektör varmış ya, götoş sallıyor. Sonra ben şey oluyorum, Martin oluyorum bir anda. O yüzden yavaş yavaş acıtacağız. Ram bam 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 buri baru parabatta puri taruta. Patron Sıraç'tan haber geldi, Ballas'la anlaşmış. Hey tamam. Ballas diyor. Bu Ballas tanıdık mı? Direkt anlaşma yapmış ama bir tanışsaydık adamlarla oğlum önce. Vallahi ne yaptı bilmiyorum, direkt konuşup sarı sayfalardan mı buldu artık, nasıl yaptı? Ha, konuşmasını bilmiyorum onu. Bir şey mi diyorsun Pedro? Abi Sıraç'la ben konuştum da konuşmasını, oturmasını bilenlermiş yani. Öyle miymiş? Bir bir görüşmek istersen onları da ayarlayalım. Sıraç Bey kendi kendine kararı almış, gitmiş, görüşmüş, anlaşmış oğlum. Bize bir şey dememiş ki, sormamış ki. Eşek Sıraç. Şu anda şeyleri var, numaraları var yani ser sayfalarda da. Görüşmeye gerek yok. Tamamdır. Ben bir üst baş bakınacağım. İstiyorsanız kaçabilirsiniz, kit yok. Bizlikte bir şey yok şu anda. Bizim çocuklar şeye geçti, mete geçtiler. Met yapmaya başladılar. Siz bilirsiniz yani, serbestsiniz, bilginiz olsun. Ram pam pam malafatiko, ram pam pam malafatiko, ram pam pam pam, lam pam pam pam, lay 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 lo, lam bam bam bam, loy 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 loy, ray 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 ray, loy 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 loy, lay 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 lay, loy 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 loy, lam pam pam pam, loy 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 loy. Oğlum bunun acaba üstü var mı da? Abi bu takımın üstü bir türlü uymuyor ya. Bu takımın üstü bir türlü uymuyor. Beyaz yapayım bari, ne yapayım? Senin için, senin için. Çocuklar nakit paranız var mı? Nakit $50 var. Ulan bende 5 kuruş yok ha. Burada ATM var mı ya? Yok ya, ben bir para çekeyim geleyim size abi. Benim işim yok. Efendim? Market neredeydi la? Dragon Reis ne yapıyorsun be? Aga burada bir yerde banka vardı ya. Abi şu kıyafet değiştirmek parasız olsa ya, ne gerek var ki bunun paralı olmasına ya. Neye bakıdır oğlum reis, bildiğin gibi ya. Devam ke pompa ke ya. La oğlum ATM yok mu ha buna? Bu ne la? Bir para çekeceğiz ya. Vay anasını satayım ya. Para çekecek yer bulamadım. Market bulup içine girmem lazım artık. Benzinliğin oradakine gideyim. Ya kardeş, şu ATM çalışmıyorsa sok sileceğim buna ha. Heh. Çekeyim. $1000. Tamam. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Nanay nay nay nanay nay nay. Ulan bir para çekmek için 40 takla attık anasını satayım ya. Yağmur yağsa bir kuş konsa hadi parmağıma. Spor vita çok da spor bir adam. Spor vita çok da spor bir adam. Spor kıyafetler bakıyorum chat yine. Bizim deli olan spor kıyafet giysin diye. Şunun siyahı vardı galiba bizde, değil mi? Patlıyor mu bunun kolları? Şuradan bir patlama var sanki. Bu kıyafet patlıyor arkadaşlar. Dur bakayım, şunda patlayacak mı? Gör, şu koltuk altından patlıyor. Bu kıyafet sıkıntılı. Vardı. Bunun pantolonunu bizim hangisini giyiyorduk ki biz bunun pantolonu olarak ya? Dar paça bir pantolonumuz vardı değil mi chat buna? Pantolonu 246 mı? Yok ya, 246 yok lan. Bunun pantolonu neydi anasını satayım ya? Oğlum şu pantolon fena değilmiş lan. Bunun bir takım elbisesi var mı acaba? O da değil. Bizim bunun altına giydiğimiz pantolon kaçtı acaba? ...26 mı? 120. Yok. Şu muydu la? Yok da değildi. Salyerim bu kaçtı bu be? Yayında vardır o da. Patron yarın sabaha kadar ekibi ikiye bölecekler bizim çocuklar. Lokazlar. Evet. Bir bölüm odun kasacak, odun toplayacak. Bir bölümde şey yapacak, hurdalıkta çalışacak. Sopa üzerinden yükselmeye başlayacağız direkt zaten. Sürekli sopayla yükseleceğiz. Direkt o iki tane silah var şu anda zaten. Maksimum 6'ya kadar çıkabiliyoruz galiba. Onu direkt 6'ya kadar anında çıkartıp ondan sonra silahları üretmeye başlayacağım. Güzel. Ama para kazanmayı da unutmasınlar ha. Yok onu da söyledim. Günlük farmlar devam ediyor. Ekstradan gündüz de 2 kişi belirleyecek Lopez'ler. Bir ekip odunu başında olacak. Bir belirlediği kişi odunun sorumlusu olacak. Bir belirlediği de hurdalığın sorumlusu olacak. Güzel. Onlar gündüzleri farma çıkacaklar. Akşamlarda bu... Yine aynı illegal farmımız devam edecek. Tamam. Tamam aslanım. Tamam. Siz biliyorsunuz işinizi. Mesai sonu. Tamamdır. Lan bunun pantolonu hangisiydi abi ya? Şu muydu la yoksa? 126 mıydı chat? Bu değildi galiba değil mi ya? Ama 326 da fena değilmiş. Patron. Tamam Sami. Bulduk pantolonu bu işte. 304'müş. Evet pantolon 304'müş chat. Ramma miya damaraniya ramba rumba rumbara. Ayakkabımız da beyaz Nike'tı değil mi? Bu değildi kesin olarak eminim. Bu da değil. Oğlum toplantıdaki adamlar ne komikti ya arkadaşlar. Toplantıdaki adamlar çok bombaydı anasını satayım ya. İşte tam Gucci oldum şimdi. Anam süper oldu ha. Tam İtalyan olduk. İtalyano. Tamam. 136. Tamam. Şu 527 aklımda olsun. Oğlum bu daha havalı olmadı mı lan chat? Ama bunun da kolları patlak. Oğlum ne acayip şeyler var la. Ne diyorsunuz chat? Düzgün bir vücut bulabilirsek. Oğlum güzel oldu bence ha. Bir de saat koyalım. Vallahi fena oldu ha. Gözlüğü de hatta şey yapalım. Gözlüğü de ona uygun hale getirelim. Harbi fena oldu ha. Oğlum güzel oldu lan. Nasıl oldum gene? Üf. Fenayım boşa belayım oğlum. Çok iyisin abi. Yamulma falan yok değil mi? Yok da sanki pantolon mu bir garip olmuş acaba? Nasıl lan, kötü mü pantolon? Yok yok tamam. İyi ya. Ha? İyi fena. Şurada çok ufak var, ondan bir şey olmaz. Pantolon güzel ya. Götü mü biraz dar? Arkadan biraz osuruyor pantolon. Dur daha iyisini bulabilir miyiz bakalım. ...304 aklımızda bir dursun. Koca götlü Vito'ya pantolon harbi biraz dar oldu. Bu da cacık değil mi? Vallahi en iyisi o gibi sanki arkadaşlar ya. Dur bakayım, bakıyorum ama. Kediyi gördüm, bakacağım sonra. Vallahi en iyisi o gibi, 304 gibi arkadaşlar ya. ...401 yok ki. 401 diye bir şey yok. Ya bu bizim aslında diğer giydiğimiz pantolon 304 değil miydi arkadaşlar ya? O bizim spor kombindeki. Onunla çok iyi oluyordu, evet. Ama ben çok net 304 diye hatırlıyorum onu ya. Yani o, bayağı o gibi. Bak bu da fena olmadı ha. Ha, karakteri belinde bir abukluk mu oluyor bunda? Vallahi en iyisi 304 gibi arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Bu bizim klasik pantolon. Yani klasik pantolon da fena değil. %25 mi olsun yine klasik pantolonumuz? Aynen. Bir de 304'e bakalım. Bu da 304. Götünde bir abukluk var abi. 125. Tamam, 125 de bir aklımda kalsın. Buna da renk yapmışlar. %25'te ayakkabı mı sapıtıyor? Neyi sapıtıyor la? Bakarız ona bir de. Vallahi arkadaşlar en iyisi 125 gibi durdu. Evet, gerisine de baktık artık. Bak bu da 258'e 1. Bu aynı zaten 125'le ya. Hmm. 258 daha iyi ya. Hatta 258'in renkleri daha düzgün. Tamam, bence okey. Budur. Şu kollarda biraz daha düzeltme yapabiliyor muyum acaba diye bir bakayım. Kolların düzgün olanı 74. Şuradaki ufak bir patlama var ya, onu da kaldırabiliyor muyuz diye bakıyorum. Çok ufak, şurada göğsünün üstünde bir patlama var dikkat ederseniz. Galiba sadece 74 buna gidiyor. Ulan ufacık bir parçaya yüzünden. Ufacık bir şey ya, ufacık bir çıkıntı. Oğlum ne acayip kollar var la. Şu işte. Orada bak, şuradan ufacık görüyor musun? Hadi la, sanki düzgünü çıkacak mı? Yok. Yapacak bir şey yok. 74 o zaman arkadaşlar. Düzelmiyor çünkü. Bu. O kadarcık olsun. O kadardan bir şey olmaz. Tamam. Şunu bir kaydedelim. Güzel olduk bence. Pantolon daha iyi oldu değil mi arkadaşlar diğerinden? Tamam. Şunu bir kaydedelim. Ne diyelim? Spor 1. Tamam. Oğlum ne çok kıyafet var la. Ne diyorsunuz chat? 638. Tıraş mı diyorsunuz? Çok fazla kıyafet var ya. Seçenek çok. Bu ne oğlum? Bu da bir enteresanmış ha. Şu benim giydiğim siyah nerede ya? Bir tane siyah giyiyorduk ya arkadaşlar. Bir şeyi de aradım mı da bulamıyorsun ha. Aramasam bin kere önüme çıkar anasını satayım. Çok kıyafet var ba. Gez bitmiyor. Arıyorum, tarıyorum, bitiremiyorum. Yasin Yıldırım 5 kişi abonelik hediye etmiş. Sağ ol Yasin'cim. Ulan acaba tişörtlerde miydi o diyeceğim ama sanki ben kıyafette olduğuna eminim ya arkadaşlar. Gövdede olduğuna eminim yani, tişört değil de. Bunun siyah mıydı? Nasıl chat? Şöyleydi değil mi? Nargile Vito. Tamam, bunu kaydedelim. Spor 2. Tamam. Yasin bir 10 kişiye daha abonelik hediye etmiş. Eyvallah Yasin'cim, sağ ol. Bir de şu vardı. Acaba kahverengi bir şey de mi yapsak şu ayakkabıya uyumlu? Dur bir bakayım. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Vallahi buna uygun bir şey çıkaramadık ya. Bence yeterli arkadaşlar. Yeterli. 2 tane yeter şimdilik. Sıkılınca bir daha yaparız. Yarın şöyle takılalım. Yarın böyle takılalım. Bir dahakine öyle yapalım. Arkadaşlar benden bu akşamlık bu kadar. Yayına gelen, yayına katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu arada karnımız acıkmış da. Öleceğiz açlıktan. Ben yayını burada bitirdim. Yayına gelen herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere güzel bir akşam, iyi bir gece diliyorum. Hoşçakalın. Emin yayında mıymış? Emin'e mi hostlayalım? Hostlayalım. Malikaneye gideyim de hostlayayım o zamanlar. Emin'e araba yok. Yok lan sen araba Emin. Oğlum arabam çok güzel lan. İçi de süper bu arabanın ya. Kaç para lan bu araba? Çok var la. Victor diye telaffuz etmiştim. Kusura bakmayın sağlık yine. Kardeş ben Victor. Victor 1. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi davranın, kendinizi hiç üzmeyin, kendinizin üzerinize de çok gitmeyin, çok da kafaya takmayın. Hayatta her şey var, hayatta her şey olur. Kendinizi asla germeyin. Oğlum bu Emin yayını var mı bu çocuğun? Ben bulamıyorum bu herifi. Emin. Ha varmış tamam. Evet. Haydi iyi geceler. Emine hostladım sizi. Hadi bay bay. Güle güle. Good night. Guten Abend. Ciao. Görüşürüz. Arrivederci. Bye. Ciao. Good night. Guten Abend. Yasin'cim gider ayaklı 10 kişiden de abonelik geldi. Eyvallah kral. Görüşürüz.